İyi akşamlar. Microsoft Türkiye organizasyonunda gerçekleştirmiş olduğumuz Virtual Akademi seminerlerinden bir yenisinde daha sizlerle beraberiz. Bugünkü oturumumuzun konusu Windows Server 2012 ve R2 ile beraber Active Directory Domain servislerinde Disaster Recovery, yani felaketten kurtarma senaryolarını konuşuyor olacağız. İsmim Mesut Alada, Microsoft tarafında uzun yıllardır danışman ve eğitmen olarak profesyonel anlamda faaliyet gösteriyorum. 2009 yılından bu tarafa da Directory servis alanında MVP olarak sizlerle bilgi ve birikimlerimizi paylaşıyoruz. Yine uzun yıllardır Microsoft tarafında, kurumsal tarafta ve bireysel tarafta teknik eğitimleri gerçekleştiriyorum. Şu anda iş hayatıma Koç Sistem'de Microsoft platformları alan lideri olarak, kıdemli danışman olarak devam ediyorum. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük IT topluluğu olan Çözüm Park Bilişim Portalı'nda da onursal üye olarak topluluk içerisindeki arkadaşlarımızla ve genel sektörle teknolojideki ve Microsoft ürün ailesindeki yenilikleri paylaşıyoruz. Gerek sunum içerisinde, gerekse ilerleyen zamanlarda hem Active Directory tarafında hem de genel Microsoft ekosistemindeki ürünlerle alakalı olarak sorularınızı yöneltebilirsiniz. Sunumda da görmüş olduğunuz mesut.aladağ@koçsistem.com.tr ya da mesut.aladağ@çözümpark.com adresinden bu sorularınızı da mümkün olan en kısa süre içerisinde yanıtlamaya çalışıyor olacağım. Evet, bu genel hatırlatmalarımız ve girişimizle beraber gündemimize geçebiliriz. Active Directory servisi biliyorsunuz artık dünya çapında organizasyonların kendi içerisindeki kullanıcı ve bilgisayar ortamlarını ve sahip oldukları diğer servisleri, uygulamaları ya da sistemleri merkezi olarak yönetmek için kullanılan en core ve temel servislerden bir tanesi. Bu anlamda aslında bütün hemen hemen şirketlerin %99 diyebiliriz dünya çapında kullanmış olduğu önemli bir servis ve her kurumun ya da organizasyonun kendi içerisinde sahip olduğu çoğu uygulama, sistem ya da aygıt Active Directory'ye entegre çalışan bir yapıya sahip. Bu anlamda Active Directory domain servislerinde meydana gelebilecek olan bir kesinti ya da herhangi bir felaket durumundaki oluşabilecek olan beklenmedik durumlarda sizin yapıyı mümkün olan en kısa sürede ayağa kaldırıyor olmanız gerekiyor. İşte burada da Active Directory içerisinde felaketten kurtarma ya da disaster recovery senaryoları öne çıkıyor. Bu akşam zaten sizlerle beraber bunları konuşuyor olacağız. Genel olarak ajandamıza bakarak başlayalım. İlk olarak Active Directory yapısında backup ve restore yönteminin nasıl gerçekleştirildiğini birlikte göreceğiz. Burada özellikle detaylı olarak System State yedekle Active Directory veri tabanının yedeklenmesi ve yedeklerden geri dönme senaryoları üzerinde duracağız. Yine demolarla size bu uygulamayı da birlikte gerçekleştiriyor olacağım. Yine Active Directory felaketten kurtarma senaryolarında bizim için son derece önemli özelliklerden bir tanesi Recycle Bin, yani geri dönüşüm kutusu özelliğini birlikte beraber göreceğiz. Özellikle Windows 2008 R2 ile beraber gelen bir seçenek bu. Bunun kullanım alanını ya da ön gereksinimleri ve ortamın hazırlanmasıyla alakalı yapılandırmayı da birlikte gerçekleştireceğiz. Yine Active Directory Restore tarafındaki önemli feature'larımızdan bir tanesi Tombstone Reanimation dediğimiz bir yöntem. Bunu da yine sunum içerisinde çok detaylı olmasa da genel olarak kullanıyor olacağız. Çünkü artık Tombstone Reanimation biraz daha alt seviyelerde ya da daha az ihtiyacımız olan bir yöntem. System State ve özellikle Recycle Bin özelliği sayesinde artık Tombstone Reanimation'a çok fazla gerek kalmadan zaten felaketten kurtarma senaryolarında aksiyonlar alabiliyoruz. Bir diğer buradaki önemli özelliğimiz Active Directory'de snapshot yeteneğini konuşuyor olacağız sizlerle beraber. Bu tabi standart bir makinenin snapshot'ından biraz daha farklı. Active Directory veri tabanının snapshot'ının alınması niye kullanılır, nasıl kullanılır, nerelerde işimize yarar, bunları beraber sizlerle görüyor olacağız.
Hemen akabinde de özellikle Windows 2012 ve 2012 R2 ile beraber öne çıkan ciddi anlamda Active Directory altyapılarının sanal ortamlarda kurulması noktasında kullanılan Virtual Machine Snapshot dediğimiz VM Snapshot özelliğini konuşuyor olacağız. Bunları yine demo uygulamalarıyla ya da arayüzlerinde sizlerle beraber uygulamalı bir şekilde paylaşıyor olacağım. Bunların dışında Active Directory'nin kendi içerisindeki bileşenler olan işte Sysfol yapısının ve Sysfol datalarının recovery yöntemleri, Active Directory'deki Flexible Single Master Operations dediğimiz FISMO rollerinin restore yöntemleri ve son olarak da Active Directory yapınızdaki tüm forest'ın çökmesi ya da devre dışı kalması durumunda, kurtaramamanız durumunda bunun nasıl restore edileceği, sadece bir forest değil, forest içerisindeki tek bir domaini nasıl restore edeceğinizi de yine bu oturum içerisinde birlikte beraber konuşuyor olacağız. Evet, Active Directory'de mevcut Active Directory içeriğimizi ya da veri tabanımızı yedekleme ve yedeklerden geri dönme noktasında farklı metotlar var. Bunlar içerisinde en öne çıkan 5 tane önemli madde var aslında biraz önce bahsetmiş olduğumuz. Bunlardan birincisi System State yöntemini kullanarak Active Directory'nin yedeklenmesi ve herhangi bir felaket anında System State yedeklerden geri dönülerek yapının ayağa kaldırılması ya da kaybedilen, zarar gören objenin veya dataların kurtarılması. Bu tabi esasında son başvuracağımız yöntemlerden bir tanesi. Bunun öncesinde System State'e gerek kalmadan Active Directory içerisinde Recycle Bin dediğimiz bir feature sayesinde biz silinmiş bir objenin tekrar eski özellikleriyle beraber kurtarılabilmesini sağlayabiliyoruz. Bunu birlikte görüyor olacağız. Özellikle Active Directory'de alınan backupları kontrol etme noktasında önemli özelliklerden bir tanesi olan Snapshot backup yöntemini burada inceleyeceğiz. Akabinde de yine Thompson Reanimation ve Virtual Machine Snapshot ile Active Directory Virtual Domain Controller'ların Snapshot'tan geri dönülme senaryolarını yine birlikte beraber inceliyor olacağız. Şimdi detaylara yavaş yavaş girelim. İlk olarak System State'den başlayacağız. Active Directory System State Backup olayı. Şimdi öncelikle System State Backup tabi sadece Active Directory'ye özgü bir yöntem değil. System State aslında yedeklemede yedek alınabilecek olan seçeneklerden bir tanesi. Bu sadece Active Directory Domain Controller'larda ya da Active Directory servisinde değil, her sunucunun üzerinde gerçekleştirebileceğimiz bir yöntem. Eğer sunucumuz aynı zamanda Domain Controller'sa, yani Active Directory Domain Controller özelliğine veya rolüne sahipse, System State yedek aldığımız zaman aynı zamanda Active Directory'nin de backup'ını almış oluyoruz. Birazdan zaten demo kısmında bunu beraber görüyor olacağız. Dolayısıyla System State Backup'ın içerisinde sadece Active Directory Backup'ı yok. Makinamızın, sunucumuzun registry bilgileri, üzerindeki Complus Registration Database'i, sunucumuzun açılmasını sağlayan boot dosyaları, Active Directory eğer üzerinde sertifika servisleri kuruluysa Active Directory sertifika servis veri tabanı, yani içeride bir internal'da şirket içerisinde sertifika dağıtan bir certification authority rolünüz DC'nin üzerinde kuruluysa aynı zamanda veya sunucunuzun üzerinde System State Backup'ını aldığınızda bu Active Directory sertifika servis veri tabanını da yedeklemiş oluyorsunuz. Bunun yanında eğer sunucumuz bir domain controller'sa System State yedeğini aldığımızda Active Directory veri tabanının yani ntds.did adını verdiğimiz dosyayı da yedeklemiş oluyoruz bu anlamda. Bu da bizim Active Directory'nin veri tabanı zaten. Bununla birlikte System State Backup'ı aldığımızda bir diğer yedeklenen bileşen Sysfol klasörü. Sysfol biliyorsunuz Active Directory içerisindeki domain controller'ların birbirleri arasında replikasyonu sağlayan ve database'ler üzerindeki eşleşmeyi sağlayan dizinimiz. Yani DC'ler birbirleriyle Sysfol üzerinden replikasyonu gerçekleştiriyor. Bu anlamda tabi alt tarafta bizim File Replication Service dediğimiz FRS ya da yeni versiyonlarda DFSR'ı kullanarak DC'ler birbirleri arasındaki replikasyon mimarisinde konuşuyorlar. Sysfol dizinin içerisinde aynı zamanda bizim
Client'lara uygulamış olduğumuz grup policy yapılandırmaları ve script dosyaları da var. Dolayısıyla biz system state backup'ı aldığımız zaman sunucularımızın üzerinde, sunucumuz eğer bir domain kontrol olursa sysfor dizilimini de yedeklemiş oluyoruz. Ayrıca sysfor'u yedeklemenize gerek kalmamış oluyor. System state backup'ı aldığımız sunucu eğer bir cluster hizmeti üzerinde ise, Türkçe tabirle kümeleme hizmeti çalışıyorsa üzerinde, cluster servisi, bu system state backup'ın içerisinde cluster servis bilgilerini de, datalarını da yedeklemiş oluyoruz. Bu tabi özellikle işte SQL cluster yap kurduğunuz sunucular varsa veya Exchange cluster yaptığınız sunucular varsa, bu sunucular üzerinde system state backup'ı aldığımızda cluster servis bilgilerini de yedeklemiş oluyoruz. Yine sunucumuzun üzerinde Microsoft'un web servis hizmetini veren IIS sunucumuz varsa eğer, system state backup'ını aldığımızda IIS'in meta direktörüsünü ya da metadata bilgilerini de yedeklemiş oluyoruz. IIS konfigürasyonu ile alakalı olarak. Yine sunucumuzun üzerindeki Windows Resource Protection altındaki sistem dosyalarını da otomatik olarak yedeklemiş oluyor. Eğer sunucumuzun üzerinde Active Directory Federation servisler varsa, System State'in backup'ını aldığımız zaman o sunucudaki Federation Service database'in de yedeğini almış oluyoruz. Bu anlamda baktığımızda System State Backup aslında sunucumuzun içerisindeki birçok kritik ve önemli servisin ya da rolün database'inde yedeklemiş oluyor kendi üzerinde. Tabii burada mesela örneğin sizin bir web siteniz var. Web sitenize ait olan dokümanlar var. Bu dokümanlar yedeklemez. Onların klasörünü ayrıca seçmeniz lazım örnek olarak. Hani mesela IIS'in meta direktörüsünü yedekliyor ama sizin C'nin altında veya D'nin altında başka klasörlerde web site yayını yaptığınız dokümanlar varsa bunları ayrıca seçip yedekliyor olmanız gerekiyor. Bu anlamda baktığımızda System State Backup ciddi anlamda kritik olan yedekleme bileşenlerinden bir tanesi. İşte bizim bugünkü konumuz zaten Active Directory Domain Controller üzerinde System State Backup olduğu için, ben DC'nin üzerinde, Domain Controller'ın üzerinde System State Backup'ı aldığımda Active Directory veri tabanımı, sysfol dizinimi ve Active Directory ile ilişkili diğer servislere ait veri tabanlarını da yedeklemiş oluyoruz. Uygulama kısmında zaten sizlerle beraber bunu da birlikte inceliyor olacağız. Şimdi burada tabii System State Backup'ı düzenli bir şekilde almak gerekiyor. Öncelikle bunu başta ifade etmiş olalım. Yani backup'ın yerini hiçbir özellik tutmaz. Yani sizin sunucunuzun online olarak yanında 10 tane yedeği de ya da bir anlamda yük dengelemesini sağlayan ilave sunucuları da olsa, ki Active Directory tarafında düşündüğümüzde Additional Domain Controller aslında buna karşılık geliyor. Yani benim DC'nin yanında Additional DC'yi ben 10 tane de kursam, 100 tane de kursam, bunlar hiçbir zaman backup'ın yerini almaz. Nihayetinde oluşabilecek bir disaster anında, yani felaket anında bütün sistem down olabilir. Bütün sistem bir daha ayağa kaldıramayabilirsiniz. Bu anlamda bizim elimiz ayağımız aslında bizi garantili bir şekilde geri döndürebilecek olan ya da en garantili yöntem backup almaktır. Dolayısıyla Active Directory DC'ler üzerinde alınacak olan backup'ın tipinin de System State Backup olması son derece önemli. Tabii backup'ı aldıktan sonra her obje silindiğinde ya da objemizde herhangi bir problem olduğunda direkt backup'tan restore yöntemine ihtiyaç duymayabiliriz. Bununla ilgili biraz önceki başlangıçlarda bahsettim. Recycle Bin dediğimiz bir feature'ımız var. Birazdan bunu detaylı konuşacağız. Recycle Bin nerede işimizi görmüyor? Şimdi ondan bahsetmek istiyorum özellikle. Şimdi normalde Recycle Bin'in yaptığı olay şu. Active Directory içerisindeki objelerimizi sildiğimizde ben 180 gün içerisinde, yani 6 ay içerisinde silinen bir objeyi, bu tabi default değer, bunu değiştirebilirsiniz, silinen bir objeyi silinmeden önceki haliyle geri getirebiliyorum. İşte bunu bana sağlayan Recycle Bin özelliği. Yani Recycle Bin aktifse, silinen objeyi siz kurtarmak istiyorsanız, geri getirmek istiyorsanız System State Backup'ı restore etmenize gerek yok. Recycle Bin'i kullanarak silinen objeler klasöründen, yani Deleted Objects kabı içerisinden objeyi geri çağırabiliyorsunuz. Fakat Recycle Bin burada tabi sadece silinen objeyi silinmeden önceki haliyle getiriyor. Yapamadığı şeyler var. Mesela neler yapamıyorsunuz?
Eğer domaine logon olamıyorsanız RecycleBin'i kullanamazsınız. Yani RecycleBin'i kullanarak siz Deleted Objects kabından objeleri geri getirebilmek için domaine login olmanız lazım. Eğer DC'deki bir problemden dolayı login olamıyorsanız zaten RecycleBin'i de kullanamayacaksınız. Bu durumda System State Backup'ı dönmeniz gerekiyor. Yani RecycleBin'in yetersiz olduğu noktalardan bir tanesi bu. Veya bir diğer özelliğimiz, bir kullanıcımızı atıyorum ya da birkaç kullanıcımızı farklı farklı gruplara üye yaptınız. Sonra haberiniz olmadan yetkisi olan başka bir kişi IT ortamınızda kullanıcıyı o gruplardan çıkardı. Siz de üye yaptığınız grupları hatırlamıyorsunuz. Bu durumda bu kullanıcıları ya da objeleri üye yaptığınız haline geri getirebilmenin yolu gene System State Backup'tan geri dönmektir. Çünkü RecycleBin üzerinde grup üyeliğinden yapılan çıkarmalar ya da kullanıcının özelliklerindeki bilgi güncellemeleri tutulmaz. Sadece silinen obje tutulur ve silinen objeyi siz geri getirebilirsiniz. Yani kalkıp da bir kullanıcı pazarlama grubuna üye ise, IT grubuna üye ise, ben o kullanıcıyı o gruplardan çıkardığımda bu yaptığım aksiyon ya da operasyon Deleted Objects kabına tutulmaz. Dolayısıyla ben bu tip aksiyonlarda geriye dönüşü RecycleBin'den yapamam. Yine buralarda System State Backup'tan geri dönmeniz gerekiyor. Bir diğer önemli kısım da biraz önce de bahsettiğim gibi objelerin attribute'lerinde yapılan değişiklikler yine RecycleBin kullanılarak kurtarılamaz. Mesela kullanıcının gittiniz, telefon numarasını değiştirdiniz. Bu değişen telefon numarasından önceki, bir önceki telefon numarasına dönüşü gene RecycleBin'den yapamazsınız. Yani RecycleBin'in bu tip update, yani güncel bilgilerin güncellenmesini tutma gibi bir yeteneği yok. Elinizde eğer önceki bilginin olduğu bir System State Backup varsa o backup'ı kullanarak siz gene restore yöntemiyle objeyi bilgileri geri getirebilirsiniz. Yani bu noktada RecycleBin aslında bizim System State Backup'ın tam olarak bütün özelliklerini karşılamıyor. Dolayısıyla System State Backup bizim için her zaman mutlaka alınması gereken ya da en önemli kritik aksiyonlardan bir tanesi. Şimdi backup alırken iki tane farklı modda yedek alabilirsiniz. Bir, manuel yedek alabiliriz. Yani ben her zaman yedek alacağım zaman gidip işte Windows'un kendi backup programını kullanıyorsak Windows Server Backup konsolundan, grafiksel arayüzden ya da komut satırından wbadmin.exe komutunu kullanarak ya da PowerShell komutlarıyla yedeği başlatabilirsiniz. Burada da yedek alabilecek olan kişinin Administrators grubuna ya da Backup Operatör grubuna üye olması gerekiyor. Hani admin yetkisi vermeden sadece Backup Operator grubuna katarak da bunu sağlayabilirsiniz. Dolayısıyla bu manuel yöntem. Yani her defasında gidip backup'ı sizin başlatmanız gerekiyor, tetiklemeniz gerekiyor. Daha çok kullandığımız, hani kurumsal yapılar içinde uygun olan Schedule Backup dediğimiz bir anlamda programlanmış, zamanlanmış yedekleme yöntemi. Dolayısıyla burada yine backup'ı Windows Server Backup ya da wbadmin.exe dediğimiz komut satır araçlarıyla backup alınıyor. Fakat farklılık şurada, ben backup'ı programlıyorum. İşte her gece saat 11'de ya da geceleyin saat 3'te domain controller'larımın System State Backup'ını otomatik olarak sistem kendisi alıyor arka tarafta. Bunu programlarken nereye yedek alınacağını, ki burada lokal diske yedek alabilirsiniz, external bir diske yedek alabilirsiniz ya da network üzerinde bir UNC pete, network paylaşımına da yedek alabiliyoruz. Bu anlamda Schedule Backup bizim en fazla kullanmış olduğumuz yedekleme türlerinden bir tanesi. Neticede insan unutabilir veyahut da atlayabilirsiniz. İş yoğunluğundan dolayı yine yanlış ya da hatalı bir girdi yapabilirsiniz, unutabilirsiniz. Dolayısıyla Schedule Backup'lar bu riski bir anlamda ortadan kaldırmış oluyor. Backup alırken önemli kritik noktalardan bir tanesi de backup'ın alınacağı yer, backup target'ımız bir diğer ifadeyle. Windows Server 2000'den bu tarafa kadar gelen yapı içerisinde zaten NTFS dosya sistemini biliyorsunuz. Hatta NT zamanından bu tarafa diyelim. Dolayısıyla ben NTFS dosya sistemini kullanan
volümlerin ya da disklerin üzerine system state'in backup'ını alabiliyorum. Windows 2012 ve üzerindeki işletim sistemlerinde gelen yeni dosya sistemi olan RFS'in üzerine de artık System State Backup'ı destekleniyor. Yani ister NTFS dosya sistemi üzerinde, isterseniz de RFS dosya sistemini kullanan, file sistemi kullanan volümlerin üzerine System State Backup'ı alabiliyoruz. System State Backup'ını alabileceğimiz birinci lokasyon, lokal diskin üzerine yedek alabilirsiniz. Tabii bu lokal disk derken Windows'un kurulu olduğu sistem diskinden bahsetmiyoruz. Windows'un açılışı yaptığı. Bunun dışında başka bir diskin mutlaka olması gerekiyor. 2012 ve 2012 öncesindeki işletim sistemlerinde, yani 2008'de ya da 2008R2'de Windows Server Backup'ın registry içerisinde allow SSB to any volume dediğimiz bir key girerek direkt sistem volümün içerisine de System State yedek alınabiliyordu. Fakat bu destek 2012 sonrasında kalktı. Dolayısıyla şu anda System State Backup'ını almak istiyorsanız ya başka bir disk kullanacaksınız System Drive'ın haricinde veyahut da Network üzerinde bir UNC pete, yani Network paylaşımına da bu yedeği alabilirsiniz. Network üzerine alınan yedekler copy backup yöntemiyle alınır yedekleme içerisinde ve uzaktaki server'a ben böylece yedeğimi A'daki bir file server'ımıza alabilirsiniz. Tabi burada yedekleme için Windows Server Backup'ın dışında third party yedekleme ürünleri kullanıyorsanız eğer işte Data Protector gibi, Microsoft'un DPM gibi veya diğer işte Veritas gibi backuplama ürünlerinde Net Backup, Backup Exec gibi bunların üzerine de yedekleme gerçekleştirebilir System State yedeği alırken. Burada dikkat etmeniz gereken kritik nokta, dediğimiz gibi lokale yedek alacaksak eğer sistem volümün dışında bir diske yedek alıyor olmanız gerekiyor. Bu son derece kritik noktalardan bir tanesi. Evet, backup target'tan sonraki bir diğer önemli kısım backup versiyonlama. Şimdi System State yedeğini ilk aldığınız zaman ilk backup full backup olarak alınır. Yani bütün dataların, System State'in içerisindeki bütün dataların yedeği alınmış olur. Bundan sonraki alınan yedekler varsayılan olarak differential'dır. Yani sadece değişen bilgiler yedeklenir. Dolayısıyla ben backup versiyonlama özelliğini kullanarak işte almış olduğum 10 gün önceki yedeğe ya da 1 gün önceki yedeğe veya 3 gün önceki yedeğe geri dönebiliyorum. Bunu sağlayan bize backup versiyonlama dediğimiz özellik. Bu sayede ben belirtmiş olduğum versiyona istediğim zaman geri dönüş yapabiliyorum. Burada önemli bir diğer kritik nokta şu. Schedule olarak ayarlanmış bir System State Backup'ınız varsa ve bu backup bir UNC pete alınıyorsa, yani bir network petine, bu da her zaman differential olarak alınır. Yani sadece farklar yedeklenmiş olur. Ve buradaki en kritik farklılık şu, lokal diske alınan yedekten sadece son alınan versiyonu görüntüleyebilir ve geri dönebilirsiniz. Dolayısıyla UNC pete alınan yedeklerde System State Backup için versiyonlama yapılmaz. Son aldığınız backup'a sadece dönebilirsiniz. İşte lokal diskin üzerine yedek almayla UNC pete, yani ağ üzerindeki paylaşıma yedek almanın en önemli farklılığı burada aslında. Birisinde backup versiyonlama özelliği aktif lokal diskin üzerine aldığınızda, fakat network'e yedek aldığınız zaman ise backup versiyonlama sadece son alınan versiyon için geri dönülebilir. Önceki versiyonları tutmuyor. Bu da System State Backup alırken dikkat etmeniz gereken en önemli özelliklerden bir tanesi. Ve yedek alırken de zaten otomatik olarak son yedek alınan tarih ya da zamana göre bir isimlendirme yapıyor kendisi. Dolayısıyla ondan önceki versiyonları ezmiş oluyor network üzerine aldığınız yedeklerde. Ama lokal makine sunucunun üzerindeki bir lokal diske yedek alırken böyle bir senaryoyla karşılaşmazsınız. Versiyonlama tutulmuş oluyor. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Network üzerine ister schedule yedek alın, isterseniz de manuel yedek alın. Her ikisinde de sadece son versiyonu görebilir ve dönebilirsiniz. Bunu tekrar ifade etmiş olalım. Lokal diske alınan yedeklerden en büyük farklılığı bu. Şu şekilde de bunu biraz daha net görebiliyoruz. Bakın sağ tarafta full yedekleme var. Hem scheduled hem manuel. Sol tarafta da
Differential yedeği görüyorsunuz. Scheduler ve manuel. En solda da backup target kısmında yedek aldığımız lokasyonu gösteren bir network'e yani UNC PET'e yedek alma var. Bir de lokal diskimize yedek alma yöntemi var. Böyle bir durumda ben eğer lokal diske yedek alıyorsam differential yedek alabiliyorum schedule'da bir şekilde. Manuel olarak da yedek alabiliyorum. Full backup'ta yedek alabiliyoruz lokal diske. Ve bütün bu yedeklerde de versiyonlama var lokal diske alınan yedeklerde. Fakat UNC PET'e baktığımız zaman hem differential hem full yedek olarak lokal diskin aynı özelliklerine sahip. Tek farkı versiyonlama desteği yok. Yani siz network petine yedek alıyorsanız system state backup'ında versiyonlama desteğinin olmadığını burada tekrar bir daha bu tablomuzda görmüş olduk. Evet, Windows Server backup programı normalde Windows'un yerleşik olarak gelen, kendi üzerinde ücretsiz olarak gelen yedekleme uygulaması. Eski NT Backup uygulamasının yeni versiyonu aslında. Tabi default'ta varsayılan olarak Windows Server 2012 ya da R2'yi kurduğumuzda, ki önceki versiyonlarda da bu şekilde, Windows Server Backup programı kurulu gelmiyor. Bunu öncelikle feature'lardan eklemek gerekiyor. Windows Server Backup feature'ını eklerken ister Graphxel'den Server Manager konsolunu kullanabilirsiniz. Birazdan sizlerle beraber görüyor olacağız. Veyahut da komut satırından PowerShell komutlarını kullanıp Add Windows Feature ya da Install Windows Feature diyerek Windows Server Backup özelliğini aktif hale getirebilirsiniz. Yine kaldırırken de Server Manager grafiksel arayüzünden veyahut da PowerShell komut satırlarından işte Remove Windows Feature'ı kullanarak da uninstall edebilirsiniz. Yani bu rolü kaldırabilirsiniz. Rolü kurduktan sonra backup alma işlemini grafikselden Windows Server Backup konsolunu kullanarak yapabileceğimiz gibi aynı zamanda wbadminexe dediğimiz bir komut satır aracı geliyor. Bu komut satır aracı sayesinde ben Windows Server Backup uygulamasını kullanıp komut satır aracından backup alma, backupların versiyonlarını kontrol etme, mevcutta alınan backup'ın durumunu görüntüleme, eski alınan backup'ları listeleme gibi bu tip aksiyonları da gerçekleştirebiliyoruz. Bununla ilgili sunumda da parametreleri görüyorsunuz. İşte mesela örneğin wbadmin enable backup şu komutumuza dikkat edin bakın. Ben bu komut sayesinde her gün saat 9'da system state yedeği alınacak şekilde bir komut satırından backup schedule edebiliyorum. Yine bir başka alt taraftaki örneğimizde system state'in yanında aynı zamanda tüm kritik volümleri de yedekleyecek şekilde her gece saat, her akşam saat 9'da yedek alacak şekilde bir backup schedule ayarlayabiliyoruz. Almış olduğum backup'ı herhangi bir anda wbadmin start diyerek başlatabilirim. Örneğin buradaki uygulamamızda işte system state backup'ı belirtmiş olduğunuz target'a direkt yedek almaya başlıyor. Dolayısıyla bu aslında manuel anlamda system state backup'ı tetiklemenin ya da başlatmanın bir yöntemi. Herhangi bir sunucunun üzerinde o ana kadar alınmış backup'ları listelemek için gene wbadmin'i get versions parametresiyle kullanarak almış olduğunuz backup'ların listesini görüntüleyebiliriz. Bir anlamda aslında katalog, eski anlam backup kataloglarına bakarak ne zaman yedek alınmış, hangi tarihlerde gerçekleştirilmiş, bunları listeleyebiliyorsunuz. Ha şimdi bu tabii bize backup'ın alındığı bir tarih bilgilerini getirir. Eğer arkada backup datalarımız bozulduysa ya da yoksa, content'in içinde herhangi bir şey yoksa bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Yani get version'dan görürsünüz ama arkada alınan yedek yoksa eğer geri dönemezsiniz. Dolayısıyla get versions'la aldığımız bilgi aslında yedeğin sağlıklı bir şekilde aldığı ya da arkasının dolu olduğu anlamına gelmiyor. Bunu tek tek kontrol etmek lazım ara ara. Herhangi bir backup'ı başlattığınızda, örneğin şunu başlattınız wbadmin start system state backup'la, backup'ın hangi aşamada olduğunu, ne kadarlık backup alındığını da get statüste görebilirsiniz. Yani ben wbadmin get status diyerek komut satırından başlatılan bir backup'ın ne kadarlık yüzdesinin tamamlandığını, kaç tane dosyanın yedeklendiğini komut satırından bu komutla görebiliyorum. Bunu da burada belirtmiş olalım.
Yani wp-admin.exe komut satırında bizim gerçekten rahatlıkla çoğu ihtiyacımızı esasında karşılıyor durumda. Burada dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. System State Backup'ta. Öncelikle bir sunucunun System State Backup'ını aldıysanız eğer, bu System State Backup'ın sağlıklı bir şekilde geri dönebileceği donanım, o sunucuyla aynı donanım olması son derece kritik. Eğer siz A serverından aldığınız System State Backup'ını farklı bir donanıma sahip B serverına geri yüklemeye çalışırsanız, burada ciddi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Çünkü driver farklılıkları, donanım farklılıkları System State Backup'ın açılmaması noktasında ciddi kritik bir nokta. Onun için donanımların aynı yapıya sahip olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Diğer bir önemli nokta şu. Sisteminizde Server A diye bir makine çalışır durumda varsayalım ki. Siz Server A'nın System State Backup'ını aldınız. Gittiniz bunu Server A çalışır durumdayken Server B isimli yeni bir sunucuya restore ettiniz. Server A çalışıyor orada zaten. Server B'ye de siz Server A'nın System State'ini geri döndüğünüzde Server A'nın bütün konfigürasyonunu B'ye geri dönmüş olacaksınız. Ve ikisi de açıldığı durumda otomatik olarak network'te bir duplicate name hatasıyla karşılaşacaksınız. Yani aynı isimden, aynı IP'den iki tane sunucu olmuş olacak. Dolayısıyla bu sunucuların da network haberleşmesi ya da erişimleri bir anlamda devre dışı kalmış olacak. Dolayısıyla bu tip senaryolara kesinlikle düşmemek gerekiyor. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle Active Directory tarafında böyle bir senaryoda her iki sunucu üzerinde NTDS servisi servis vermemeye başlar. Yani Active Directory servisi ve Active Directory replikasyonunda da ciddi kritik problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Diğer önemli bir nokta da şu. Şimdi System State Backup'ı aldığımızda içinde Active Directory'nin veri tabanı bulunuyor dedik. Şimdi tabi bu aldığımız System State Backup'ını dönebilmek için de şu son maddeye dikkat edin. Burayı bahsediyorum. Bir süre var. Bizim Tombstone Lifetime dediğimiz bir süre. Bu süre şu anda default'ta 180 günlük bir süre. Yani 6 aylık bir süre. Dolayısıyla ben almış olduğum bir System State Backup'ı 6 ay içerisinde geri dönebilirim. 6 aydan sonra, yani Tombstone Lifetime süresi geçtikten sonra ya da 6 aydan önceki bir System State Backup'ı geri dönmeye çalıştığınız durumda Active Directory'de Lingering Objects dediğimiz artık tanınmayan ya da diğer domain controller'ların üzerinde silinmiş olarak gözüken objeleri siz backup'tan geri getirmiş olacaksınız. Bu da Active Directory'de replikasyon problemlerine neden olur. Dolayısıyla alınmış olan System State Backup'ları geri dönebilmek için dikkat etmeniz gereken süre Tombstone Lifetime süresi ki bu da dediğimiz gibi 180 günlük yani 6 aylık süre. 6 aydan eski System State Backup'ların olduğu kartuşları eğer geri dönmek istiyorsanız ya bilgisayarın tarihini ona göre set edeceksiniz veyahut da geri dönülemez bir duruma geldiğini burada ifade etmiş olalım. Yani çok da fazla bir işimize yaramamış oluyor. Onların üzerine artık yeni backupları yazarak devam edebilirsiniz. System State backuplarını aldık. Sağlıklı bir şekilde yedeklerimiz çalışıyor. Herhangi bir anda disaster oldu varsayalım ki. Yani bir felaket oldu. Bu felaket derken illa doğal afetten bahsetmiyoruz. Yani binanın çökmesi, deprem olması, sel felaketi olması ya da o lokasyonun tamamen devre dışı kalmasından bahsetmiyoruz. Örneğin herhangi bir obje silinebilir, bir organization unit silinebilir. Active Directory'deki bir DC objesi uçabilir veya bir computer objesi kaybolabilir. Bu tip bir durumda System State'i kullanarak ben geri yükleme yaparak o zarar görmüş olan objeyi granüler seviyeye kadar yani objenin bir attribütüne kadar geri getirebiliyorum. Bunu zaten uygulama kısmında birlikte görüyor olacağız. Bu işi yaparken ister grafikselden Windows Server Backup konsolundan yapabilirsiniz veya wp-admin.exe tool'u ile komut satırından restore parametresini kullanıp belirtmiş olduğunuz versiyona, backup versiyonuna geri dönebilirsiniz. Tabi burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Eğer backup'ı aldığım sunucu uçtuysa
normalde backup alırken biz get version'la eski aldığım backup'ların listesini görebiliyordum. Ama backup'a aldığım sunucu gitti. Mesela açamıyorsunuz artık o sunucuyu. Dolayısıyla bize alınan backup versiyonlarını getiren aslında o sunucunun üzerindeki katalog bilgileri. Backup katalog datalarından bunları görüyoruz. Dolayısıyla alınmış backup'ı sıfırdan yeni bir sunucunun üzerine yeni bir donanıma restore ettikten sonra ya da edebilmek için öncelikle wp-admin ile kataloğu restore etmeniz gerekiyor. Kataloğu restore ettikten sonra get version ile alınmış olan backup'ların tarihlerini ya da versiyonlarını görebilirsiniz. Artık bundan sonra system state'in ya da diğer backup'ların geri yüklemesini ya da restore'unu gerçekleştirebiliyor olacağız. Dolayısıyla benim eski alınmış backup'ları görebilmemi sağlayan katalog datalarını, eğer sunucumuz, backup aldığımız sunucu tamamen devre dışı kaldıysa, artık ayağa kaldıramıyorsanız, yeni bir donanıma geri yüklerken öncelikle katalog bilgilerini geri yükleyip ondan sonra da ilgili backup versiyonlarına göre o datanın yedeğini geri dönmemiz gerekiyor. Evet, şimdi backup'ı aldık, sağlıklı bir şekilde alındığını düşünüyoruz ama bunu mutlaka ara ara kontrol etmek lazım. Burada da başarılı bir şekilde restore'un gerçekleştiğini görmek gerekiyor. Başarılı bir şekilde restore'un gerçekleştiğini nasıl doğrularız? Backup'ı alıp geri döndüğünüz bir DC, Domain Controller, başarılı bir şekilde normal modda açıyorsa, Active Directory servisi düzgün bir şekilde başarılı olarak ayağa kalkıyorsa ve sistemdeki kullanıcılarımız sisteme login oluyorlarsa, bu zaten restore'un başarılı bir şekilde gerçekleştiğini gösteren en önemli işarettir. Bunun yanında domain controller'ın üzerindeki netlogon ve sysfol paylaşımları oluştuysa ve bunlar başarılı bir şekilde diğer DC'lere de senkronize oluyorsa, bu da yine restore'un başarılı bir şekilde gerçekleştiğini gösteren kanıtlardan ya da işaretlerden bir diğeri. Bunları yine Directory Service Event Log mesajları içerisinden Event Viewer'dan da takip edebilirsiniz. Eğer bir hata varsa zaten burada warninglerle ya da errorlarla size hataları ya da uyarıları getirecektir. Hata yoksa information mesajlarını kullanarak Active Directory'nin başarılı bir şekilde restore'dan sonra ayağa kalktığını direkt buradan takip edebilirsiniz. Tabii başarılı restore'un diğer bir kontrol edilme noktası da Domain Controller'ın kendi partnerleriyle, yani diğer DC'lerle, Additional Domain Controller'larla replikasyonu sağlıklı bir şekilde yapıyor olması. Bu konuda da işte Active Directory Site and Service Console içerisinden ya da komut satırından RepAdmin aracını kullanarak RepAdmin tool'uyla DC'ler arasındaki replikasyonu da test edebilirsiniz. Başarılı bir şekilde birbirler arasında replikasyonu gerçekleştiriyorlarsa zaten bu da DC'nin restore'dan başarılı bir şekilde geri döndüğünü gösteren bir diğer kanıt. Diğer taraftan domain controller'larımız hem diğer DC'leri hem de client'ları kimlik doğrulamasını başarılı bir şekilde yapabiliyorsa, bu da yine restore'dan sonra başarılı bir geri yükleme gerçekleştirdiğimizin göstergelerinden bir tanesi. Dolayısıyla bu anlamda ara ara mutlaka, bu belki 3 ayda bir olur ya da 6 ayda bir olur ya da yılda bir yapanlar da var. En azından yılda bir yapmakta fayda var. Alınmış olan system state backup'larımızı geri yükleme yapıp, yani restore yapıp sağlıklı bir şekilde çalıştığını, backup'ların düzgün bir şekilde alındığını kontrol etmek lazım. Bu bizim için son derece kritik, önemli noktalardan bir tanesi. Hani backup'ı alıyorum diye 3 sene 5 sene hiç bakmadan, bir test ortamına restore etmeden kontrol etmemek çok ciddi bir handikap. Öyle bir an olur ki ciddi bir felaket olur. Backup'larınıza düzgün alınmıyorsa eğer, kontrol etmediğiniz için, geri dönmeye çalıştığınızda siz eski dataları geri getiremediğinizde bütün IT altyapınız ve organizasyonunuz ciddi bir kesintiyle karşı karşıya kalabilir. Buna meydan vermemek için mutlaka 6 aylık ya da dediğimiz gibi yıllık süreçlerle, ki burada Tombstone Lifetime süresine dikkat etmek lazım. Önemli kritik periyotlardan bir tanesi bu. Alınan yedekleri test etmekte fayda var. Evet, başarılı bir şekilde backup alınmanın bir diğer kontrolü de RepAdmin Show Backup'la işte yedekten geri dönülen dataların, Active Directory bilgilerinin listelenmesi olabilir. Şimdi restore ederken tabi demo kısmında birlikte yapacağız. İki tip restore var.
Aslında 3 tip restore var. Bunlardan birincisi Authoritative Restore, ikincisi Non-Authoritative Restore, üçüncü olarak da Primary Restore diye bir seçeneğimiz daha var. Fakat o biraz daha mantıksal bir yapı. Asıl bizim için önemli olan restore tipleri şu an ekranda gördüğünüz Authoritative ve Non-Authoritative Restore. Ne zaman hangisini kullanırız? Authoritative Restore aslında Non-Authoritative Restore'u yaptıktan sonra üzerine ilave bir NTDS Util komut satır aracını kullanarak Bit Database'inin timestamp'ini, yani zaman pool değerini güncelleyecek şekilde bir komut daha çalıştırıp sonra domain controller'ı restart etme ile gerçekleştirilen bir süreç. Yani dolayısıyla Authoritative Restore aslında Non-Authoritative Restore'u da kapsıyor. Fakat Non-Authoritative Restore Authoritative Restore gibi bir özelliğe sahip değil. Aralarındaki fark ne? Fark şu: Authoritative Restore yaptığımız zaman backup'tan dönen bilgi son bilgi oluyor. Yani siz restore ettiğiniz objeyi ya da datayı replication partnerlarınıza, yani diğer DC'lerimize de replike etmiş oluyoruz. Fakat Non-Authoritative Restore yaptığımda ben backup'tan dönen bilgi son bilgi olmaz. Eğer sizin replication partnerlarınız varsa dolayısıyla backup'tan döndüğümüz bilgi diğer partnerlara replike olmadığı için diğer partnerlerden gelen data o sunucunun üzerindeki dataya overwrite eder, üzerine yazar. Dolayısıyla ben backup'tan döndüğüm bir objeyi geri getirmek ve bunu diğer additional DC'lere de replike etmek istiyorsam burada uygulamanız gereken restore yöntemi arkadaşlar Authoritative Restore yöntemi. Burada yapmış olduğu aksiyon dediğimiz gibi şu: öncelikle sunucumuzu restore operasyonunu gerçekleştirebilmek için F8 ile Directory Service Restore mod açılışıyla açmanız gerekiyor. Yani normal modda sunucu çalışırken Active Directory backup'ını dönemezsiniz ya da System State backup'ını restore edemezsiniz. F8 ile DSRM, yani Directory Service Restore mod açılışını gerçekleştirdikten sonra Windows Server Backup programını ya da komut satırından wbadminexe'yi kullanarak aldığımız System State Backup'ı geri dönüyoruz. System State Backup'ın geri dönme işlemi bittikten sonra sunucuyu restart etmiyorsunuz. Burası çok önemli. Sunucuyu restart etmeden komut satırına geçip NTDS Util aracını kullanarak restore etmek istediğiniz objeyi veya database'in tamamını ya da bir OU yapısını varsayalım ki veya bir container'ı restore etmek için işte restore object gibi, restore subtree gibi komutlar var. Birlikte göreceğiz zaten. Bunu çalıştırıyorsunuz. Bunu çalıştırdığınızda Active Directory database'inin içine açıp NTDS DT objenin, restore edilen objenin versiyon numarasını bir artırıyor. Yani daha güncel hale getiriyor. Böylece benim mevcutta sistemde çalışan DC'ler üzerindeki o objeye ait timestamp değerinden daha güncel bir timestamp değerini ürettiği için bu esnada artık backup'tan döndüğüm bilgi son bilgi olmuş oluyor. Bu işlemi tamamladıktan sonra restore ettiğiniz DC'yi normal bir şekilde restart ediyoruz ve Windows 2012 ya da 2012 R2'yi normal modda açıyorsunuz. Açtıktan sonra restore ettiğimiz obje Active Directory içerisindeki diğer DC'lere replike oluyor. Diğer DC'lere baktığınızda artık backup'tan döndüğümüz datanın geldiğini görmüş oluyorsunuz. Peki Non-Authoritative Restore'un farkı ne? Non-Authoritative Restore'da ise sadece System State Backup'ı restore etme olayı var. NTDS Util kullanarak komut satırından herhangi bir timestamp değerini artırma ya da güncelleme gibi olay ya da objenin versiyon numarasını güncelleme gibi bir olay söz konusu değil. Dolayısıyla backup'tan döndüğüm bilgi Non-Authoritative Restore'da son bilgi olmadığı için sunucumuzu açtığımızda bizim backup'tan herhangi bir Active Directory'deki objenin gelmediğini, bunların güncel halinin diğer DC'lerden bize replike olduğunu görmüş olacaksınız. Özellikle eğer DC'miz çöktüyse veya göçtüyse veya bir additional DC, bunu yeniden kurduktan sonra üzerine System State Backup'ı dönüp Non-Authoritative Restore yöntemiyle dönüp arkasından da değişiklikleri diğer partnerlerden almasını Non-Authoritative Restore ile sağlayabilirsiniz. Veya sunucunun üzerinde mesela IIS servisi
down oldu ya da problem oldu veya registry'de bir bozulma var, sistem dosyalarında bir bozulma var, boot file'larda bir bozulma var. O tip durumlarda non-authoritative restore'u kullanabilirsiniz. Ama dediğimiz gibi amaç Active Directory'deki bir objeyi geri getirmek ve bunu diğer DC'lere replike etmekse o zaman authoritative restore yöntemini kullanmamız gerekiyor. İki farklı restore tipini de burada konuşmuş olduk. Authoritative restore ve non-authoritative restore. Evet, sistem state backup'ı geri dönerken dediğimiz gibi normal modda dönemiyoruz. Directory Service Repair modunda açmak gerekiyor. Yani DSRM açılışıyla. Bunu da sunucumuzu BCD Edit dediğimiz boot configuration verilerini yönetmeyi sağlayan tool'umuz bu, biliyorsunuz. BCD Edit. Yani eski bootini ve NTLDR'nin işini artık BCD Edit tool ile gerçekleştiriyoruz. Bununla güvenli modda Directory Service modunda açılışı set edip öncelikle sunucuyu restart ettiğimizde Directory Service Restore modda sunucumuzu açıyor. Domain kontrolörümüzü açıldıktan sonra wbadmin get versions ile alınmış backupları listeleyip arkasından da hangi versiyonu döneceksek eğer wbadmin start system state recovery deyip versiyon numarasını belirtip restore sürecini başlatmış oluyoruz. Bu şu ana kadar yaptığımız işlem aslında non-authoritative restore. Bu işlem bittikten sonra bize sorar zaten sunucuyu restart etmek istiyor musun diye. Eğer non-authoritative restore yapacaksak domain kontrolü restart edip normal modda açıyoruz. Eğer amacımız authoritative restore ise bu işlemden sonra ilave olarak bir de ntdsutil ile komut satır aracına geçip komut satırına ntdsutil'i kullanarak işte restore subtree gibi ya da restore object gibi komutları kullanarak bir OU'yu veya bir kabı ve içindekileri ya da tek bir objeyi geri yükleme yapma noktasında versiyon numarasını güncelleyebiliyorsunuz. Böylece backup'tan döndüğüm bilgiyi diğer DC'lere de replikasyonunu sağlamış oluyorum. Bu da sistem state'i backup'tan döneceğimiz senaryo. Evet, authoritative metotta yukarıdaki non-authoritative'den farklı olarak ne yaptık? Şimdi bahsetmiş olduğum gibi ntdsutil ile ne yapıyoruz? Authoritative olarak öncelikle timestamp'i bir güncellemiş oluyoruz. Evet, system state backup kısmı bu şekilde. Hemen bununla ilgili bir demomuzu gerçekleştirelim. Arkasından Active Directory Recycle Bin'i konuşuyor olacağız. Hemen size demo ortamımı paylaştırıyorum. Şu anda bir DC makinem var. Domain Controller'ım. Bir de Additional DC makinem var. Ben Additional DC'den şöyle yapıyı size biraz bahsedeyim. Yapımızla ilgili. Evet. Şimdi ortamımızda Active Directory yapımı hemen açıyorum. Tools'dan Active Directory Users and Computers'e geldiğimizde bu Windows 2012 R2 olan sistemimiz. Mesutaladağ.local diye bir domainim var. Bu domain içerisinde işte standart Active Directory kaplarını şu anda görüyorsunuz. Bunların yanında benim kendi oluşturduğum test amaçlı organization unitlerim de var veya kullanıcılarım da var. Bu yapı şu anda sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Ve iki tane DC'miz var. Şu an açık olan. Diğerleri test amaçlı kullanmış olduğum. Bazıları şu anda yok. Çalışmıyor bile. Bunları tabii kapalı durumdalar. DC01 ve DC02 makinamız. DC01 benim ana domain kontrolörüm. Şöyle domain üzerinde sağ tuşa basıp Operations Master'dan baktığımız zaman bütün roller DC01'in üzerinde dikkat ederseniz. Şu anda bulunduğumuz makine ise DC02 makinesi. DC02'nin üzerindeyiz şu an itibariyle. Bunların sağlıklı bir şekilde replikasyonunu da yaptığını bir göstermiş olalım sizlere. Tools'dan Site and Service Console'una geliyorum. Active Directory'de site ve
replikasyon yönetimini yaptığımız kısım burası. DC01'de DC02 makinem sağ tuşa basıp bir replicate now diyerek gayet sağlıklı bir şekilde replikasyonun yapıldığını görmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi şu anki yapı itibariyle ben mevcut Active Directory yapısının bir backup'ını almış durumdayım. Bunu da hemen göstereyim sizlere. Sunucumuzun üzerinde normalde Windows Server Backup programı kurulu değil. Ben Manage'den Add Roles and Features'ı kullanarak Active Directory içerisindeki sunucumuzun üzerindeki feature'lara role based or feature based seçeneğini seçip DC02 isimli additional DC'nin üzerine feature'lardan Windows Server Backup feature'ını yükledim. Şu anda yüklenmiş durumda. Zaten bunu isterseniz komut satırından PowerShell ile de check edebilirsiniz. Yani PowerShell komut satırına geldiğimizde şöyle hemen evet get Windows feature diyerek Windows Server Backup feature'ının kurulu olup olmadığını buradan da check edebilirsiniz. Hemen aşağıda bakın. Windows Server Backup'ı görüyorsunuz. Eğer kurulu olmasaydı ben burada Windows Server Backup isimli şu ismi kullanarak PowerShell içerisinden install Windows feature'la da yükleyebiliyorum. Evet. İyi olayı. Evet. Şu şekilde. Bunun alt feature'larıyla beraber kurması için include all sub feature diyerek yükleyebilirsiniz. Zaten şu anda herhangi bir değişiklik yapmadı. Çünkü zaten hali hazırda kurulu. Silmek istiyorsanız da remove Windows feature diyerek de kaldırabilirsiniz. Kurulumdan sonra direkt tools menüsüne Windows Server Backup'ın konsolu geliyor zaten. Evet, bu arada replikasyonumuz ancak ayağa kalktı. Epeydir açık değildi makineler çünkü. Bu arada 2'den 1'i replike ettik. 1'den 2'ye pardon. 2'den de 1'i tekrar bir daha tetikleyeyim. İki tarafında karşılıklı replikasyonu yaptığını check etmiş olalım. Evet, bu arada Windows Server Backup konsolum için Tools'tan Windows Server Backup uygulamamı açıyorum. Bakın şu anda görüyorsunuz. Kurulumdan sonra direkt bu konsol geliyor zaten. Ben vaktimizi daha verimli kullanmak açısından öncesinde bir tane System State Backup'ı hazırladım. Gün içerisinde hazırlamış olduğum. Burayı kullanarak sağ taraftan işte bir defaya mahsus backup alacaksak backup puansı, belli saatlere göre schedule edeceksek backup schedule'ı seçerek de backup'ı programlayabiliyorsunuz. Backup'a geri dönerken de recover'ı kullanıyoruz. Yani restore ederken recover, yedek alırken de backup seçenekleri. İşte örneğin backup schedule'a tıklayarak işte her akşam saat 12'de varsayalım ki system state yedeğinin alınmasını sağlamak için direkt ilk adımı next diyerek geçtikten sonra sunucunun tamamını yedek almak istiyorsanız yani bütün volümleriyle beraber üzerindeki uygulamalar artı system state yedek yani tamamının yedeğini alacaksak buna biz full server backup diyoruz. Alabilirsiniz. Yani bunu geri döndüğünüz zaman bütün volümleriyle, datalarıyla, uygulamalarla beraber geri getirmiş oluyorsunuz. Bizim amacımız sadece Active Directory backup'ını almak olduğu için custom seçeneğini seçip buradan ben next'e bastığımda select items for backup ekranında add items diyerek system state'i seçerek system state backup'ının alınmasını sağlayabiliyoruz. Böylece bunun içerisinde artık benim makinemin registry'si, boot dosyaları, Active Directory veri tabanı, sysvol, eğer sertifika servisleri varsa, sertifika metadata bilgileri, IIS varsa üzerinde IIS meta direktörü bilgisi gibi bütün kritik dataları yedeklemiş oluyoruz. OK dediğimizde next dedikten hemen sonra bize yedeği alacağı
takvimi soruyor. İşte örneğin her gece saat 23'te yedek alsın diyorsak eğer 23'ü seçiyorum. Veya bir günde birden fazla yedek alsın derseniz birkaç tane zamanında alt tarafta more than once a day seçeneğiyle seçebilirsiniz. Next dedikten hemen sonra bir sonraki aşamada backup'ı alacağımız yeri soruyor bize. Backup için dedike bir diskiniz varsa hard diskiniz. En güvenli önerilen yöntem bu zaten. Bu diski yedek almak. Diskiniz yok ama volüm varsa, yani sistemin dışındaki bir volüm, backup to a volume deyip bunu da seçebilirsiniz. Veya network üzerindeki bir paylaşıma ya da UNC pete yedek almak istiyorsak da backup shared network folder seçeneğini kullanabiliyoruz. Burada tabi en önemli best practice önerilen birinci seçenek ya da yaygın bir şekilde network üzerine de yedek almak kullanıldığını söyleyebiliriz bu anlamda. Biz kendi makinamızın üzerinde bir buna özel volüme yedek alacağımız için backup to a volume'u seçip C'nin dışında, tabi C drive'ın dışında, sistem drive'ın dışında next dediğimizde bu volümü göstereceğiz. E'de bastığımızda direkt E olarak geliyor zaten bizim bunu. OK'ye bastığımda next deyip devam ettirdiğimiz zaman artık schedule hale getirmiş oluyoruz. Hatta next diyelim. Finish dediğimizde backup programlanmış olacak. Backup tabi başlamıyor. Backup'ı sadece schedule etmiş oluyoruz. Gece saat 11'de başlamış olacak backup'ımız. Bununla ilgili olarak da Windows'un schedule task'larının içerisine bir tane task oluşturuyor ve bu task üzerinden her gece saat 11'de çalışıp arka tarafta backup alma işlemini başlatmış oluyoruz. Evet, bunu şu anda ben zaten almış durumdayım. Bu backup alma sürecini tetikleyebileceğimiz bir diğer aracımız da, sunumlarda da bahsettik, wp-admin aracımız. Wp-admin dediğimiz zaman direkt zaten backup command line tool olarak karşımıza geliyor. Bunun örneğin wp-admin get versions diyerek şu ana kadar alınmış olan backupların listesini görebiliriz. Bakın bir tane backup alınmış şu ana kadar. Bugün içerisinde saat 15.43'te E target'ına versiyon numarası işte şu tarih ve saati de içerecek şekilde backup'ın başladığı tarih ve saati içerisindeki bilgilerin olduğu ve snapshot ID'sinin bulunduğu backup'ın alındığını görüyorsunuz. Dolayısıyla ben buradan herhangi bir anda da backup'ı başlatmak istiyorsam gene wp-admin tool'unu kullanıp start system state backup diyerek buradan da başlatabilirsiniz. Tabi burada belirtmeniz gereken bir de backup target var. Yani backup'ı nereye alacaksınız? Örneğin işte E'ye alacaksak E'ye al şeklinde başlatıp system state backup'ını buradan da tetikleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla bizim GUI'den yaptığımız işin komut satırı karşılığı da aslında wp-admin.exe. Şimdi bu hatırlatmalardan sonra biz asıl gelelim Active Directory'nin backup ve restore olayına, bahsetmiş olduğumuz gibi. Şimdi ben backup'ımı aldım. Şu an hali hazırda system state'in içerisinde backup'ımız var zaten. Öncelikle Active Directory Users and Computers'e gidiyorum. Backup'ta olan ama şu anda olmayacak olan bir objeyi uçuracağız. Örneğin test OS'unun içerisinde demo isimli bir kullanıcımız var. Bakın demonun üzerine çift tıkladığım zaman da özelliklerini görüyorsunuz işte. Hatta evet, özellikle bir kullanıcı alalım. Şuradan grup üyeliği falan. Evet, My Group'a üyeymiş. My User 1'i kullanalım. My User 1 isimli bir kullanıcımız var. Bu kullanıcımızı şimdi ben sileceğim ve bu kullanıcımızı backup'tan getirmeyi göreceğiz beraber. Şu anda delete ettik. Şu an bu additional DC'den silindi. Replikasyonu hemen hızlıca bir tetikleyeceğim. 2'den 1'e doğru. Ve 1'den de silindiğini görelim beraber. Evet. Hemen 1'e geliyorum. Active Directory Users and Computers'un içerisinden. Şu an 2'ye bağlıyız. Sağ tuşa basıp Change Domain Controller deyip DC1 sunucuma bağlanıyorum. Ve DC1'in üzerinde de testin içerisinde baktığımızda MyUser1'in gittiğini görüyorsunuz. Yani dolayısıyla şu anda MyUser1 isimli kullanıcımız uçmuş oldu.
daha doğrusu silinmiş oldu. Şimdi backup'tan bunu geri getireceğiz. Geri geldikten sonra da additional DC'ye restore edeceğim. Buradan da DC'ye replike olduğunu beraber göreceğiz. Bu işlem için öncelikli olarak ben additional domain controller makinamı directory service repair modunda açacak şekilde ayarlıyorum. Bu işlemi BCD edit ile komut satırından yapabileceğiniz gibi grafikselden MS config ile de direkt boot kısmından safe boot active directory repair seçeneğini seçerek de yapabilirsiniz. Veya komut satırından biraz önceki sunumda bahsetmiş olduğumuz gibi BCD edit ile de yapmak mümkün. OK ile onaylıyorum ve restart diyerek sunucumuzu restart ediyoruz. Şimdi bu arada bu restart olurken evet. Açıldıktan sonra Directory Service Restore modda açıldığını hep beraber göreceğiz. Evet, şu anda sunucumuz açılıyor. Bu modu aslında biz Active Directory'nin güvenli modu ya da safe modu diyoruz. Hemen login oluyoruz. Tabi buradaki login olduğumuz kullanıcı domain'deki admin kullanıcısı değil. DC'nin lokal admin kullanıcısı olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla login olurken kullanacağım hesap aslında domain'deki administrator değil. Bu önemli bir nokta. Yani şu an ben domain'deki admin ile login olmaya çalıştığım zaman bakın deneyelim. Size göstermiş olayım. Şöyle bir evet, save modu şu anda karşımıza geldi. Güvenli ekip. Evet, benim ilk vermiş olduğum password de bu aynı olduğu için direkt login'i gerçekleştirdik. Şimdi burada şuna dikkat edin. Makinem açıldı. Şunu göstermek istiyorum. Servisler konsoluna gidiyorum. Bakın şu anda dikkat edin lütfen. Servisler konsolunda Active Directory'ye ait olan iki tane servisimiz var. Evet. Geliyor şu an servislerimiz. Bakın Active Directory Domain Service şu anda Running State'de değil dikkat ederseniz. Dolayısıyla database şu anda Maintenance modda yani çalışmıyor. Dolayısıyla ben bunu şu anda kapatıyorum. Zaten bakım modundayız. Backup'tan geri dönmek için Tools'tan Windows Server Backup uygulamamı açıyorum. Windows Server Backup'ı açtıktan hemen sonra aldığımız backup'ı geri döneceğiz. Bunun için sağ taraftaki Recover menüsünü kullanacağız. Evet, şu an katalogdan eski versiyonları okuyor. Evet, sağ taraftan Recover diyorum ve geri dönme yöntemimizi başlatıyoruz. Backup'ı nereye restore edeceksiniz diye soruyor. Ben aynı sunucuya restore edeceğim için recover edeceğimiz backup nerede depolanmış durumda? Başka bir lokasyondaysa eğer backup stored on another location bu server'ın üzerindeyse bu server'ın üzerinde bizim E drive'ımızda olduğu için ben this server'ı seçip next ile ilerliyorum. Alınmış olan en eski backup'ın tarihini ve saatini getiriyor. En yeni backup'ın tarihini ve saatini getiriyor. Zaten bizim bir tane bugün almış olduğumuz backup
E-Drive'ını aldığımız System State Backup'ımız. Direkt üzerine tıklarsanız zaten System State'i burada da görüyorsunuz. Bunu Next diyerek geri yüklüyoruz. Bu arada E-Drive'ımızın gelmediğini söyledi. Bir kontrol edelim. Şöyle yapacağım. Disk Management'a. Pardon. Evet. E-Drive'ımız şu an online durumda aslında. Bir bakalım. Peşindeki yedeğimiz. Evet. Local Drive, E-Drive. Şimdi evet şu anda gördü. Next dedikten sonra bakın. Recover edeceğimiz DC'yi seçiyorum. MST DC02. Aynen Next dedikten sonra üzerindeki alınmış backup'ı getirdi. Tekrar Next diyoruz. Bakın neyi restore edeceğimizi soruyor. Yani burada biz yedek aldığımız eğer dosya ve klasörler varsa Files and Folders'ı seçebilirsiniz. Eğer bu bir Hyper-V VM backup'ı ise Virtual Machine backup'ı Hyper-V'yi seçebilirsiniz. Şu an bizde gri çünkü sunucumun Hyper-V özelliği yok zaten. Bir volümü restore edebilirsiniz. Biz burada System State'i restore edeceğimiz için ben buradan System State'i seçiyorum. Mesela Application kısmı var. Eğer Exchange falan kuruluysa da Exchange'in backup'ını dönerken de Application'ı seçiyorsunuz. Biz şu an System State'i geri döndüğümüz için System State'i seçip ben Next diyorum. Nereye restore etmek istediğimizi soruyor. Original Location'la yani mevcut NTDS DIT'in üzerine döneceğiz. İsterseniz test amaçlı alternate bir location'a da dönmeyi test edebilirsiniz. Biz şu an Original Location'a dönüp bu şu anda benim non-authoritative restore oluyor. Ben bunu authoritative hale getirmek istiyorsam eğer şu checkbox'ta işaretliyorum ve Perform Authoritative Restore of Active Directory Files kutucuğunu aktif hale getiriyorsunuz. Ve Next ile restore sürecini başlatıyoruz. Bu direkt bize şu uyarıyı getiriyor. Bu recovery seçeneğiyle yani şu işaretlediğimiz authoritative restore kutucuğuyla beraber lokal serverdaki tüm replike edilen dataların recovery'den sonra diğer replikasyon partnerlarına yani diğer additional DC'lere senkronize olacağını ifade ediyor. Okey ile onaylıyorum ve sunucumuzun bakın otomatikli reboot seçeneğini seçmeyin. Çünkü bu işlem bittikten sonra komut satırından NTDS util ile bir komut daha çalıştıracağız. Versiyon numarasını en güncel hale getirmek için Authoritative Restore'un son aşaması. Bunu işaretlerseniz Non-Authoritative Restore gibi davranır sunucu restart eder. Dolayısıyla bizim yapacağımız bir işlem daha var. Recover diyerek System State yedeğini dönmeye başlıyoruz. Restore etmeye başlıyoruz. Yes diyorum. Ve şu anda bakın backup'ı geri dönmeye restore etmeye başladık. Bu biraz sürecek tabi. Bu işlemden hemen sonra komut satırına geçip NTDS util ile geri getirmek istediğimiz o silinen MyUser1 isimli user'ı NTDS database'ini açıp versiyon numarasını, object version number'ını ve timestamp'ini en güncel hale getireceğiz. Böylece backup'tan döndüğümüz bilgi o obje için son bilgi olmuş olacak. Ve bu bilgiyi normal modda DC'mi açtıktan sonra diğer additional DC'lere replike etmiş olacağız. Eğer bunu yapmazsanız şu anda ben backup'tan döndüğüm obje gelmeyecek. Yani MyUser1 gelemediğini göreceksiniz. Bunu test ederseniz görürsünüz. Tabii bunu tek DC'lik ortamlarda test etmeyin. Çünkü tek DC'de zaten siz non-authoritative de yapsanız, authoritative de yapsanız backup'tan döndüğünüz bilgilerin tamamı gelir. Kritik olan nokta additional DC'nin olduğu yapılarda. Additional DC varsa non-authoritative yapmadıysanız eğer backup'tan döndüğünüz bilgi son bilgi olmaz. Additional DC'ler üzerindeki bilgiyi alırsınız. Yani silinmiş olduğu hali. Dolayısıyla siz backup'tan döndüğünüz bilginin son bilgi olmasını istiyorsanız NTDS util komut satır aracında kullanarak authoritative moduna mutlaka sağlıyor olmanız gerekiyor. Sonrasında zaten dönülen data ya da objeler
replikasyon partnerlerine yani diğer DC'lere de replike edilmiş olacak. Şimdi birlikte beraber göreceğiz. Evet, bu arada bazı arkadaşlarımız etkinliğin çok faydalı bir etkinlik olduğunu ve kaçıranlar için bir kayıt oluşturup oluşturmadığımızı soruyor. Evet, şu anda etkinliği arkadaşlar video kaydını yapıyoruz. Microsoft Virtual Academy sitesinden de portalından da bunu yayınlıyor olacağız önümüzdeki haftalarda. Dolayısıyla tabii ki canlı canlı izlemek bir ayrıcalık ya da farklı bir heyecan. Fakat video kaydına da daha sonra ulaşabiliyor olacaksınız. Evet, bu devam ederken ben isterseniz bunu biraz sürecek çünkü sunuma geçiş yapayım ve diğer konseptleri bahsedelim biraz. Arkasından biz zaten objeyi bir komut daha çalıştıracağız. Objeyi geri getirmek için. Biz sunumdan devam edelim. Evet, bir diğer bugünkü bahsedeceğimiz yenilik Active Directory Recycle Bin özelliği. Yani Active Directory geri dönüşüm kutusu. Active Directory Recycle Bin öncelikle Windows 2008 R2 ile beraber gelen bir özellik. 2008 R2'den önce böyle bir feature yoktu zaten. Ve bu özelliği kullanabilmemiz için Forest Functional Level'ınızın minimum Windows Server 2008 R2 olması gerekiyor. Forest Functional Level'ınızın minimum Windows Server 2008 R2 olması gerekiyor. Ve üzeri olabilir. Domain demiyorum, bakın Forest Functional Level. Zaten Forest Functional Level'ın da 2008 R2 olabilmesi için o Forest'taki bütün domainlerin domain level'larının minimum 2008 R2 olması gerekiyor. Dolayısıyla domaininiz içerisinde ya da Forest'ınız içerisinde eğer hali hazırda 2003 domain controller'larınız varsa, Windows 2008 domain controller'larınız varsa maalesef Recycle Bin özelliğini kullanamayacaksınız. Dolayısıyla bu feature'ı kullanabilmek için öncelikle o Forest içerisindeki tüm domainlerdeki tüm DC'lerin ve additional DC'lerin minimum Windows 2008 R2 seviyesine getirilmesi gerekiyor. Burada şu yanlış anlaşılmasın. Member server olarak, yani bir file server olarak, bir mail server olarak, bir web server olarak siz 2008 R2 Forest level'ında çalışan bir domain'de 2000 server'ı da kullanabilirsiniz. 2003 server'ı da kullanabilirsiniz. 2008 server'ı da kullanabilirsiniz. 2012'yi de kullanabilirsiniz. Yani Forest level'ın 2008 R2'ye alınması sadece domain kontrolleri için gerekli bir gereksinim getiriyor. Yani dolayısıyla benim normal member server'larımda herhangi bir kısıtım söz konusu değil. Öncelikle bunu ifade etmiş olalım. Active Directory Recycle Bin default olarak aktif gelmez. Forest level'ınızı 2008 R2'ye yükselttikten sonra gidip Active Directory Recycle Bin özelliğini de aktif hale getirmek gerekiyor. Peki bu bana neyi sağlıyor? Normalde Active Directory ortamında çalışırken kazara, bilerek ya da bilmeyerek, farkında olmadan ya da farkında olarak bir objeyi sildiniz. Şimdi eskiden bu obje silindiği zaman bunu silinmeden önceki haliyle geri getirebilmek için işte şu anda arka planda yaptığımız Autoreactive Restore yöntemini kullanıyorduk. Active Directory Recycle Bin sayesinde artık buna gerek kalmadan silinen bir objeyi 180 gün içerisinde varsayılan olarak, yani 6 aylık süre içerisinde geri yükleyebiliyorsunuz, geri kurtarabiliyorsunuz. Obje silinmeden önceki haliyle Active Directory'ye geri dönmüş oluyor. Tabii bu geri dönüş sadece Recycle Bin'i aktif ettikten sonra silinen objeler için geçerli. Yani siz Recycle Bin'i aktif etmeden bazı objeleri sildiyseniz bunları Recycle Bin'den geri getiremezsiniz. Yani aktif ettikten sonraki bir çizgi çekip ondan sonraki objeler için sadece bunu söyleyebiliyoruz. Böylece herhangi bir kesinti ya da Active Directory DC'nizi Directory Service Repair modunda açmaya gerek kalmadan hızlı bir şekilde Deleted Objects dediğimiz bir kap geliyor. Silinen objeler 180 gün süreyle bu kapta bekletiliyor. Bu kaptan 6 ay içerisinde kurtarabiliyorsunuz. Zaten 6 ay içerisinde geri getirmediğiniz bir objenin de çok bir önemi
yoktur diye düşünüyoruz açıkçası. Yani yaklaşık yarın yarısı önemli olmayan bir obje artık çok da önemli değildir açıkçası. Böylece DC'lerde sıfır kesintiyle, yani zero downtime yapmadan, herhangi bir şekilde kesintiye sebep olmadan silinen objeleri kurtarabiliyorsunuz. Bu objelerken sadece user, group, computer gibi düşünmeyin. Active Directory içerisindeki DNS kayıtları, site objeleri, yani AD'nin içerisinde bahsetmiş olduğumuz tüm objeler bu kategorinin içerisine giriyor. Dolayısıyla tabi bunu aktif ettiğinizde silinen objeler 180 gün tutulduğu için veri tabanında NTDS ditinizin boyutu biraz artıyor. Neticede silinen bir obje tamamen veri tabanından uçmuyor. 6 ay süreyle saklanıyor. Dolayısıyla database sayesinde bir büyüme olacak ama getirmiş olduğu bu çok ciddi anlamda avantajdan dolayı da size çok bakmamak lazım. Neticede Active Directory veri tabanları böyle çok ciddi büyüyen veri tabanları değil baktığımız zaman. Dolayısıyla böyle bir durumu da dezavantaj olarak görmemek lazım açıkçası. Active Directory Recycle Bin'i aktif hale getirdikten sonra bir objeyi sildiğimiz zaman, dediğimiz gibi silinmeden önceki haliyle geri getirir dedik. Fakat bu şu yanlış anlaşılmasın. Mesela bir objenin, örneğin user objesi, A grubuna üye yaptınız. Bir kişi, başka bir admin yetkisine sahip olan kişi kullanıcıyı bu gruptan çıkardı. Şimdi kullanıcının gruptan çıkmış durumunda kullanıcıyı gruba dahil haline geri getirmek için recycle bin'i kullanamazsınız. Yani recycle bin attribütler üzerindeki güncellemeleri geri getirmez. Recycle bin objeyi geri getirir. Yani dolayısıyla obje silinmeden önceki durumu neyse o haliyle geri gelir. Silinmediyse zaten objenin güncellenmiş, update olmuş attribütlerini geri getirmek için recycle bin kullanılmaz. Bu yanlış anlaşılmasın. Bazen bu şekilde şeyler duyuyoruz. Böyle bir yeteneği yok yani. Dolayısıyla bunu da burada ifade etmiş olalım. Şimdi nasıl çalışıyor yapı? Recycle bin olmadan önceki halinde şöyle, öncelikle şunu bir öne alayım. Evet. Recycle bin yokken, yani eskiden diyelim, normalde bir live olan bir objeyi sildik, delete ettik varsayalım ki. Yani bu 2008 R2'den önceki hikayeyi anlatıyorum şu anda. Silindiği zaman bu obje tombstone obje olarak saklanıyor. Ve default olarak da bu 180 gün süreyle saklanıyor Active Directory içerisinde. Ve bu objeyi ben 180 gün içerisinde tekrar geri getirebiliyorum. Fakat attribütleri sadece temel 5-6 tane attribütü geri geliyor. Yani bir üye olduğu grubu getiremezsiniz. Bir telefon numarasını geri getiremezsiniz. Yani dolayısıyla core attribütlerinin dışındaki diğer attribütleri objeyi geri getirdiğimiz zaman maalesef bulamıyoruz. Biz bu işleme reanimation diyoruz. Reanimate Thompson diyoruz. Dolayısıyla attribütleri geri gelmediği için de çok bir işe yaramıyor açıkçası. Bundan dolayı attribütleriyle beraber geri getirmek için eskiden Authoritative Restore kullanıyorduk. Authoritative Restore yapmak demek DC makinesini kapatıp Directory Service Restore modda açmak demek. Yani Active Directory'yi offline modda çalıştırıyor olmak demek. Bir kesinti demek. Dolayısıyla eskiden bu şekilde bir yöntemle bu yapıyı izliyorduk. 180 günlük bu tombstone süresi dolduktan sonra bir garbage collection süreciyle beraber de obje tamamen fiziksel olarak veri tabanından siliniyordu. Bu recycle bin'den önceki hikayemiz. Recycle bin'le beraber bu biraz değişti. Nasıl değişti? Şöyle bir değişim oldu. Şöyle tekrar bunu da öne alalım. Recycle bin'le beraber senaryomuz şu oldu artık. Ben live olan bir objeyi sildiğim zaman bu obje deleted objects dediğimiz bir kapta 180 gün süreyle, yani 6 ay süreyle bekliyor. Bu kabın içerisinden ben 6 ay içerisinde objeyi geri getirdiğim zaman, restore ettiğimde silinmeden önceki bütün özellikleriyle aynen gelmiş oluyor. Dolayısıyla bu anlamda objeyi biz 180 gün içerisinde geri kurtardığımız zaman artık rahatlıkla objemizi kullanabiliyoruz. Herhangi bir Authoritative Restore'a da gerek kalmamış oluyor. Ha, 180 gün geçtikten sonra
bir 180 günlük süreç daha var. Buna da biz Deleted Object Lifetime'ın sonrasında Recycle Object Lifetime diyoruz. 180 gün sonrasında da artık obje tamamen fiziksel olarak silinmiş oluyor. Yani silinen bir objenin database'den tamamen silinmesi 180 gün Deleted Object Lifetime, 180 gün Recycle Object Lifetime, toplam 360 gün oluyor. Yalnız şuna dikkat edin. İlk 180 günden sonraki ikinci 180 günde geri getirmeye çalışmamıza biz gene Thompson Reanimation yöntemi diyoruz. Yani bizim objemizin bütün attribütleri gelmiyor. Dolayısıyla bizim için aslında avantajlı olan ilk 180 gündeki süreç. Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. Tabi bu 180 günler varsayılan değerler. Bunları siz AdSedit konsolundan veya LDP-exe aracıyla veyahut da komut satırından PowerShell'le setAdObject komutunu kullanarak artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Bu değerler best practice olan varsayılan değerler. Bu tamamen sizin ihtiyacınıza göre de değişkenlik arz edebilir. Bu arada arkadaşlarımızda birkaç sorusu var. 179. günde geri getirdiğimiz bilgiyi tekrar sildiğimizde bir gün sonra silinir mi, yoksa tekrar 180 günlük bir periyoda mı girer? Çok güzel bir soru. Siz arkadaşlar objeyi geri getirdiğiniz anda artık o obje Active Directory'de live obje olur. Dolayısıyla siz ondan sonra 3 saniye sonra ya da 1 saniye sonra da silseniz artık yeni bir 180 gün başlar. Dolayısıyla bu noktada biz objeyi sildik, tekrar geri getirdik. Geri getirdikten sonra atıyorum bir hafta sonra tekrar sildim veya bir saat sonra tekrar sildim. Tekrar yeni bir 180 günlük süreci başlatmış oluyoruz. Ondan önceki zaten süreç Deleted Objects kapından o objeyi kurtardığım için artık resetlenmiş oluyor. Bunu da tekrar ifade etmiş olalım. Bir diğer arkadaşımız, oluşturduğumuz VM'i paralel desktop olarak kullanabilir miyiz? Dosya aktarımı için, veri paylaşımı, bunun için tool'lar var mı? Yani bunun konumuzla alakasını çok anlayamadım ama Batuhan Bey, bunu biraz açabilirseniz sevinirim. Evet. Tekrar biraz daha açabilirseniz bunu ilerleyen dakikalarda yanıtlıyor oluruz. Dolayısıyla Recycle Bin bizim için gerçekten önemli bir feature. Nasıl enable ediyoruz dedik. Recycle Bin'i enable etmenin iki yolu var arkadaşlar. Bir, grafikselden bu işlemi yapmak. Grafikselden eskiden Windows 2008 R2 zamanında yapılamıyordu. Windows 2012 ve 2012 R2 ile beraber geldi. Active Directory Administrative Center dediğimiz yeni nesil Active Directory yönetim aracımız var biliyorsunuz. Biz yıllardır Active Directory User Sent Computers'ı kullanıyoruz. Fakat artık Microsoft Active Directory ile ilgili geliştirmeleri yeni nesil yönetim konsolu olan Active Directory Administrative Center'da gerçekleştiriyor. Dolayısıyla Recycle Bin'i enable etme de bu Administrative Center konsolu içerisinden grafikselden yapabiliyorsunuz. Tabi bunu yapmadan önce Forest Level'ını bir en az 2008 R2'ye ya da daha üst versiyonlara almanız gerekiyor. Veyahut da komut satırından PowerShell komutlarını kullanıp Active Directory modülünün içerisindeki Enable AD Optional Feature komutunu kullanarak Recycle Bin feature'ını aktif hale getirebiliyoruz. Yani ister PowerShell ile isterseniz de Administrative Center konsolundan yapabiliriz. Bu arada PowerShell komut satırını açtığımızda eski PowerShell versiyonlarında, yani PowerShell 3.0'dan önce öncelikle kullanacağımız modülü import etmek gerekiyordu. Yani Active Directory kütüphanesini bir anlamda açmak gerekiyordu. Artık PowerShell 3.0 ve sonrasında bunu yapmadan da direkt Enable AD Optional Feature komutunu kullanabilirsiniz. DC'lerin üzerinde ya da Active Directory yönetim araçlarının kurulu olduğu bilgisayarların üzerinde direkt kütüphane yüklenmiş olarak geliyor zaten. Birazdan bunu birlikte zaten demo ortamında gerçekleştireceğiz. Evet, dediğimiz gibi Recycle Bin tarafında iki tane süre var. Birisi Deleted Object Lifetime, bir diğeri Recycle Object Lifetime. Deleted Object Lifetime 180 gün. Dolayısıyla 180 gün içerisinde ben objeyi silinmeden önceki haliyle geri getirebiliyorum. Bu süre dolduktan sonra bir yeni 180 gün daha başlıyor. Bu da bizim Recycled Object Lifetime'ımız. Fakat bu ikinci 180 günde objeyi geri getirmeye çalıştığınızda bütün attribütleri değil,
eskiden olduğu gibi sadece core attribütleriyle geliyor. Yani Thompson Reanimation gibi çalışıyor bu yapı içerisinde. Toplamda 360 gün sonunda da obje tamamen fiziksel olarak database'den silinmiş oluyor. Evet. Ve Recycle Bin'i kullanarak objeyi geri yükleme ya da kurtarma yöntemi. Bunun için eskiden PowerShell ile komut satırından sadece yapabiliyorduk 2008 R2 zamanında. 2012 ve sonrasında da Active Directory Administrative Center konsolundan silinen objeyi kurtarabiliyoruz artık. Birazdan bunu zaten beraber gerçekleştireceğiz. Tabii bir objeyi sildikten sonra geri getirirken eğer objeyi öncelikle ana OOS'u ya da kabı getirsin, sonra child OOS'unu ya da child container'ını getirip onun altına objeyi getirecekseniz öncelikle ana objeleri read object kabından restore edip ondan sonra child objeleri restore etmek gerekiyor. Yani hiyerarşik olarak. Ha, siz restore ettiğiniz objeyi orijinal yerine değil de farklı bir yere geri getirecekseniz, restore edecekseniz zaten orada problem yok. Burada çok kritik nokta, bunu biraz önce de ifade ettim. Recycle bin özelliğini kullanarak grup üyeliklerini restore edemezsiniz. Yani bu şu anlama gelmesin. Silinen objeyi geri getirdiğimde, restore ettiğimde silinmeden önceki grup üyelikleriyle beraber gelir. Ama burada kastettiğimiz şu. Bir kullanıcıyı A grubuna üye yaptınız. Bir administrator gitti, o kullanıcıyı A grubundan çıkardı. Obje silinmedi ama hala live obje. Ben kalkıp da o gruptan çıkarma olayını recycle bin'i kullanarak geri alamam ya da eski haline getiremem. Recycle bin'in böyle bir kullanımı yok. Bu yanlış anlaşılmasın. Bunu tekrar burada ifade etmiş olalım. Aynı anda çok sayıda objeyi seçerek tek bir hamleyle restore edebilirsiniz. Bu da diğer bir özelliğimiz. Evet, bu arada backup'ımız ne durumda bir kontrol etmek istiyorum açıkçası. Sonrasında recycle bin demosuna geçelim. Bugün biraz sizi tutacağız açıkçası. Umarım keyifli oluyordur. Evet, şu an %67'de. Biraz bekleyelim orayı da. Bu arada web sitesinden linkinde biliyorsunuzdur. açıkakademi.com/canlı-yayın/sorular.aspx sayfasından sorularınızı da yönlendirebilirsiniz arkadaşlar. www.açıkakademi.com/canlı-yayın/sorular.aspx Evet, yaklaşık 8 dakika gibi bir sürenin kaldığını ifade ediyor. Bu arada ben tekrar sunuma döneyim. Vaktimizi değerlendirmek açısından. Bir diğer konumuz, tabi uygulamasını bu bittikten sonra recycle bin'i falan uygulamalı bir şekilde göstereceğim. Orada içiniz rahat olsun. Active Directory Snapshot. Şimdi Active Directory Snapshot özelliği de Windows 2008 ile beraber geldi. Belki kullananlarınız vardır daha önce. Amaç şu aslında. Active Directory Snapshot özelliğinin mevcuttaki kullanmış olduğumuz Active Directory'nin kenarda bir offline kopyasını tutmak esasında. Yani NTDSD'nin online olmayan offline bir disk üzerinde ya da sunucu üzerinde yedeğini tutmak aslında. Ne işimize yarıyor diye sorarsanız, şimdi normalde düzenli bir şekilde biz Active Directory üzerinde backup'ları alıyoruz. System State backup'larını alıyorsunuz zaten. Ama herhangi bir zamanda ya da süreç içerisinde baktınız ki bazı objeler silinmiş. Şimdi bu objeleri geri getirmeniz lazım. Varsayalım ki Recycle Bin özelliği de aktif değil. Şimdi bu objeleri hangi backup'tan geri getireceğimizi bilebilmek için eskiden uyguladığımız yöntem
yani Snapchat'tan önceki yöntem, bunları bir test ortamına geri dönerek, yani mesela bir ay öncesinde döndünüz, obje gelmedi. Bir gün öncesinde tekrar dönüyorsunuz, bir hafta öncesinde dönüyorsunuz, ta ki obje hangi tarihte olup olmadığını bulana kadar, keşfedene kadar bu işlemi yapmak gerekebiliyordu. Active Directory Snapshot sayesinde ben düzenli bir şekilde Active Directory'nin Snapshot'ını aldığım zaman bir anlamda offline kopyası oluyor dedik aslında Active Directory veri tabanının. Eski snapshotların içini açıp, yani bir mount işlemi diyoruz buna biz, mount edip objenin olup olmadığını, hangi tarihte varmış, hangi tarihte obje silinmiş snapshot'tan tespit ettikten sonra hangi tarihteki backup'ı döndüğünüzde objeyi geri getirebildiğimizi karar vermiş oluyoruz. Bu işlemden sonra artık system state backup'ın tarihini gidip o tarihteki system state backup'ını geri döndüğümüzde objeyi ya da kaybolan, zarar gören datayı kurtarmış oluyoruz. Bu anlamda aslında bize en büyük faydası restore'larda Active Directory backup'larını recover ederken hangi tarihteki backup'ın doğru backup olduğunu, geri dönülecek backup olduğunu hızlı bir şekilde bir yerlere backup'ları dönerek değil, direkt sistem üzerinden bakarak bu bilgiye ulaşmayı sağlayan önemli bir feature. Gerçekten kullanışlı bir feature. Bunu tabii task scheduler'ı kullanarak, Windows'un schedule task özelliğini kullanarak programlayıp işte her gün geceleyin ya da belli saatlerde, periyotlarda mevcut Active Directory'nin snapshot'ını alarak eski snapshot'lara da bakıp objelerin silinme durumları ya da ayakta olduğu durumları, canlı live olduğu durumları snapshot'lardan tespit edebilirsiniz. Bu anlamda bunda nasıl yapıldığını zaten birlikte beraber görüyor olacağız. Tabii snapshot'ın bir diğer güzelliği de şu. Mesela siz Active Directory'den bütün her şeyi geri getirmek istemiyorsunuz. Bir kapya da domainin tamamını. Bir tane user'ı alıp bunu geri getireceksiniz. İşte Active Directory snapshot'ınız varsa bu snapshot'a bağlanıp export edip bir objeyi, o offline olan mount ettiğiniz Active Directory kopyasından export edip CSVD tool'unu ya da LDFD tool'ları var. LDFD data exchange tool'umuz. Bunlarla bir dosyaya export edip sonra bunu alıp canlı Active Directory'ye de import edebilirsiniz. Yani dolayısıyla bu tip küçük anlamda, basit anlamda import export işlemleri için de gerçekten kullanışlı snapshot özelliği. Bu anlamda böyle bir gerçek dünyadan senaryoyu da sağlayabilirsiniz. Bunun en güzel özelliği, avantajı şu: DC'de herhangi bir kesintiye sebep olmuyor. Yani kalkıp da siz Directory Service Restore modu açıp bir downtime'a falan ya da sunucunun kapanıp açılmasına sebep olmuyorsunuz. Böyle bir güzelliği var. Bunu zaten birlikte beraber yine uygulamalı bir şekilde sizlere gösteriyor olacağım. Ne amaçla kullanıldığını bahsetmiş olduk. Tabi burada snapshotları alırken de, snapshotların üzerinde operasyonları gerçekleştirirken de kullandığımız araç komut satırından NTDS util aracımız. Bu araç sayesinde bunları gerçekleştirebiliyoruz rahatlıkla. Evet, tekrar backup'ımıza bir bakalım. Şu an %72 olmuş bu arada. Evet. Bir diğer buradaki önemli özelliklerimizden birisi Active Directory'de Thompson Reanimation yöntemiyle recovery yapmak. Şimdi Thompson Reanimation yöntemi açıkçası artık çok fazla kullanılmayan bir yöntem. Yani daha doğrusu ihtiyaç olmuyor artık buna. Özellikle Windows 2003 zamanında çok kullanmış olduğumuz feature'lardan bir tanesiydi bu. Silinen bir objeyi Autorative Restore yapmadan Thompson Reanimation yöntemiyle de geri getirebiliyorduk. Fakat bununla geri getirdiğimiz zaman tüm attribütleri gelmiyordu maalesef. Onun için bazı durumlarda yetersiz kalıyordu. İllaki Autorative Restore yapmak gerekiyordu. Artık özellikle Recycle Bin özelliği geldikten sonra Recycle Bin aktifse Thompson Reanimation'ın çok fazla bir önemi yok. Nerede önemli? İşte ilk 180 günü geçirdiyseniz, ikinci 180 güne geçtiyse süre, oralarda yine Thompson Reanimation kullanılabilir. Ama bunun da dediğimiz gibi tüm attribütleri ya da objenin silinmeden önceki haliyle birebir getirmediği için çok fazla da tercih etmiyoruz artık. Gerek de kalmıyor gibi. Bunu da ifade etmiş olalım.
Yani nerede kullanılabilirin en önemli bir diğer yolu da şu. Elinizde hiç sistem state backup'ınız yok mesela. Active Directory'den Obje bir şekilde uçtu. Sistem state'iniz de yok. Elinizde o zaman tek imkan kalıyor. Recycle bin de aktif değil varsayalım ki. O zaman Thomson Reanimation'la getirebildiğiniz attribütlerle getirirsiniz. Geri kalanını tekrar eski bilgilerinizden, notlarınızdan ya da farklı ekiplerle iletişime geçerek tamamlamanız gerekiyor. Bu tip senaryolarda yani elinizin kolunuzun bir anlamda bağlandığı noktalarda da gene Thomson Reanimation yöntemine de gidilebilir. Ama dediğimiz gibi Recycle Bin özelliği kullanıldığı için artık biraz daha ikinci plana geçmiş durumda. Evet. Burada tabii Thomson Reanimation yöntemiyle objeyi geri getirebilmek için Thomson Lifetime kadar süreye ihtiyacınız var. Bu da eskiden 2000-2003 ve 2003 R2 zamanında default olarak 60 gündü. Bu değer biliyorsunuz. Thomson Lifetime değeri not set olarak ayarlıydı. Bu 60 gün anlamına geliyordu. Eğer not set yaptıysanız 2003 SP1, 2003 SP2, 2008 ve 2008 R2 ile beraber 2012'de de böyle ve üzerinde 2012 R2'de de bu şekilde artık Thomson Lifetime 180 güne çıkmış durumda default olarak. Dolayısıyla aslında Deleted Object Lifetime'ın aynısı. Normalde baktığınız zaman attribütlerden Thomson Lifetime'ı not set olarak görürsünüz. Not set demek Thomson Lifetime'ın Deleted Object Lifetime'la aynı değer alması ki bu da zaten 180 gündü. Dolayısıyla 180 gün içerisinde bu objeyi biz Thomson Lifetime süresi içerisinde reanimate yöntemiyle geri getirebiliyoruz. Ama dediğimiz gibi tüm attribütleri geri getirmiyor maalesef bu. Bunu da burada belirtmiş olalım. Evet. Thomson objeyi, Thomson mezar taşı demek biliyorsunuz. Türkçe anlamında bu. Tombstone'lu bir nesneyi reanimation yöntemiyle geri getirebileceğimiz araçlarımızdan birisi LDP Exe tool'umuz. Bir diğeri AD Restore Exe dediğimiz Sys Internals'ın bir tool'u var. Bunu kullanarak da yine bu yöntemle Tombstone objeyi geri getirebiliyorsunuz. Belli attribütleriyle beraber. Bunun demosunu açıkçası yapmayacağım. Recycle Bin bizim için daha değerli. Onunla beraber onun demosunu gerçekleştirmiş olacağız. Bu arada tekrar backup'ımız %90'a gelmiş. Güzel, az kaldı. Evet. Snapshot'a geçmeyeceğim. Şu backup'ımız bitsin. Sonrasında arkadaşlar. Konular çünkü çok fazla üst üste gelsin istemiyorum. Uygulamasında zaten göstererek gidelim. Evet, bir arkadaşımızın bir sorusu var. Murat arkadaşımız. Ahmet adında bir user'ı sildik. Daha sonra 180 içinde aynı isimde farklı farklı yetkilerle bir user oluşturduk. Evet. Herhalde bu user'ı geri getirebilir miyiz diye soracaksınız. Şimdi biliyorsunuz isimler normal şartlar altında bir maskedir. Yani asıl olan arka tarafta o objeye ait olan Security Identifier dediğimiz SID numarası ve aynı zamanda GUID numarası, GUID dediğimiz Global Unique Identifier değerleri. Dolayısıyla objeleri temsil eden kimlik numaraları bunlar. Dolayısıyla siz aynı ismi verseniz de silinen obje farklı bir obje olduğu için gene geri getirebilirsiniz. Fakat şu hatayı alacaksınız geri getirirken. Aynı isimde aynı özellikle Distinguished Name'i kullanan Active Directory içerisinde iki obje olamayacağı için bu hatayı verecektir size. Dolayısıyla bu hatayı aldığınızda mevcuttakinin ismini değiştirip tekrar geri Delete Object kabul içerisindekini eski ismine geri getirebilirsiniz. Bu anlamda hani çok da engelleyici ya da önleyici bir durum söz konusu değil. Ufak bir geçici süreyle update gerekiyor. Ondan sonra zaten tekrar objeyi siz recover edebilirsiniz. Yani objelerin isimleri burada nihai belirleyici olan değil. Dediğimiz gibi Security Identifier ve
GUID değerleri, Global Unique Identifier değerleri. Security Identifier biliyorsunuz domain seviyesinde bir değer. Yani objenin domaini değiştiği zaman SID'si de değişir. Fakat GUID yani Global Unique Identifier forest seviyesinde bir değer. Global katalog üzerinde tutulan. Dolayısıyla benim aynı forest içerisinde domainim değişse de GUID değerimiz, Global Unique Identifier değerimiz değişmez. Onu da burada tekrar ifade etmiş olalım. Dolayısıyla aynı isimde user'ı sildiniz. Aynı isimde başka bir user açtıysanız silinen user'ı yine geri getirebilirsiniz. Çünkü bunların SID'leri ve GUID'leri farklı. Evet, bu arada backup'ımızın tamamlanmasına %3 kaldı. Evet, son 2 dakikamız. Bu arada sorularınız varsa arkadaşlar sorular kısmından yöneltebilirsiniz. Evet. Şu anda bakın bitti işlem. Restart'a basmıyorsunuz. Aman dikkat burada. Restart'a basmadan öncelikle komut satırına geçiyoruz arkadaşlar. Burada Elevated Command Prompt dediğimiz Run as Administrator'la geçmeyi unutmayın. Geçtikten hemen sonra evet. CMD ile komut satırına gidiyorum. Command Prompt'a. Normal CMD shell'e gidiyorum. Burada arkadaşlar NTDS util promptuna geçiyoruz. Hemen arkasından objemizi zaten help yazarsanız göreceksiniz. Geri getireceğimiz için kullanacağımız yöntem authoritative restore yöntemini aktif edeceğiz. Yani dolayısıyla authoritative restore promptuna geçiyoruz. Tabii öncelikle activate instance diyerek NTDS instance'ı aktif hale getiriyorum. Hemen arkasından tekrar authoritative restore moduna geçiyoruz. Burada help dediğiniz zaman geri getirebileceğimiz komutlar geliyor. Tek bir objeyi geri getireceksek restore object. Bir o'u ve onun altındaki hiyerarşiyi geri getirecekseniz restore subtree gibi komutları kullanabiliriz. Ben restore object diyerek geri getireceğim objeyi LDAP path'ini belirtiyorum. Direkt CN eşittir MyUser1. Kullanıcılarda biliyorsunuz kullanıcı bilgisayar grup hesaplarında CN'i kullanıyoruz. Common name dediğimiz. Hemen arkasından O eşittir test, test O'sunun altında virgül DC eşittir Mesut Aladağ virgül DC eşittir lokal diyerek arkadaşlar LDAP path'ini belirttik.
Enter diyorum. Authoritative Restore'la bu objeyi geri getirmek istediğinden emin misin diyor. Yes diyoruz. Şu an bakın Dict Database'in içini açtı. Mevcut time'a baktı. Şu anki saate. Ve database'in versiyon numarasını mevcut saate göre arkadaşlar version number'ını set etti. Dolayısıyla şu anda benim NTDS DIT'im benim replication partnerlarım olan diğer additional DC'lerden daha güncel versiyon numarasına sahip. Dolayısıyla onların üzerine yazmış olacak. Başarılı bir şekilde şu anda update etti. Bakın dikkat ederseniz. Bu işlemden sonra quit'lerle artık şeyden çıkabiliriz. NTDS util promptundan. Son bir işlem yapacağım. Şu anda sunucumu restart edersem yine şeyden açılmış olacak. Save moddan. MSConf'e geçip bundan sonraki açılışı artık normal modda gerçekleştir diyeceğim. Evet, bu arada ekran çözünürlükten dolayı herhalde biraz garip davranıyor. Şuradan bir check edeyim. Tam arayüzünü at. Evet, en üstteki normal startup'ı seçeceğiz. Şunları kaldırıyorum arkadaşlar. Normal startup'ı seçiyorum. Okey'de onaylıyorum. Ve restart diyoruz. Artık sunucumuz restart ediyor. Açıldıktan sonra normal modda açılacak ve silinen objemizin, yani daha doğrusu recover ettiğimiz objemizin geldiğini ve arkasından da diğer DC'ye replike olduğunu beraber göreceğiz. Bakın şu anda diğer DC üzerinde, diğer domain controller'ımda, şu bizim DC'miz, Active Directory Users and Computers'ü açıyorum hemen. DSA.msc ile evet, bakın şu an test OAuth'un içerisinde My User 1 şu anda yok arkadaşlar. Birazdan gelecek. Nereden gelecek? Backup'tan gelecek. Dolayısıyla şu an bunu aşağıya alabiliriz. Tekrar Additional DC'me geçiyorum. Sunucumuz açılıyor normal modda. Evet. Evet, şu anda sunucumuz normal modda açılışa geçiyor. Evet, şu anda DC'miz geliyor. Domain controller'ımız normal modda. Tabii ben uygulamaları 2012 R2 üzerinde gösteriyorum size ama hemen hemen çoğu senaryo 2012 üzerinde de, 2008 R2 üzerinde de, 2008'in üzerinde de benzer arkadaşlar. Sadece interface arayüz biraz daha. 2012'de hemen hemen aynı zaten. 2008'lerde farklılık gözükebilir ama yaptığımız işler aynı işler yani.
Evet. Tabii sanal da şu anda benim sunucularım bir de normal notebook'un üzerinde olduğu için biraz yavaş açılıyor. Normalde sanalda olan 2012 ya da 2012 R2'lerde gayet performanslı ve güvenli bir şekilde çalışır. Yani bu noktada kurumsal yapılardaki ortamlarda çok daha hızlı açıldığını göreceksiniz. Evet, login oluyorum tekrar ben. Evet, masa üstümüz geliyor. Evet, bakın System State Operation başarılı bir şekilde başlatıldığı ile ilgili Enter diyoruz ve Domain Controller'ımız şu anda açıldı. Şimdi bakın artık direkt ben DSIM'in üzerinde Additional DSIM'in üzerinde öncelikle size şunu göstermek istiyorum. Server Manager konsolu içerisinden servisler konsolunu açacağım. Artık Active Directory servisi çalışmaya başladı. Tools'tan Services konsoluna giriyoruz. Evet, bakın şu anda Servisler konsolumuz geliyor. Active Directory Domain Servisler listede baktığımız zaman Running State'te olduğunu göreceğiz. Bakın şu anda Domain Servis artık Running State'e geçmiş durumda. Şimdi burayı kapatıyorum. Users and Computers konsolunu açıyorum. Active Directory Users and Computers. Şimdi My User bir objesinin geldiğini görmemiz gerekiyor. Beklentimiz bu. Refresh ediyoruz. Evet, çok garip. My User bir objemizin burada geldiğini görmemiz gerekiyor. Normal şartlar altında şu anda. DC'deyiz. Bir replikasyonu tetikleyeceğim. Birazcık yavaş. Haydi. Evet, Site and Service 01 ile Replicate Now diyoruz.
Bu arada diğer DC'me de bağlanayım. Replikasyonu tetiklerken. Evet, bakın My User 1 gözüktü, dikkat ederseniz. Biraz sanal olduğu için sanaldan dolayı yavaş geliyor. Diğer Additional DC'me de geçiyorum. Bakın arkadaşlar. Replikasyon henüz tam oturmadı ama refresh ettiğimizde My User 1'in geldiğini görüyorsunuz. Şimdi bu Authoritative Restore'la gelen bir özellik ve üzerine çift tıkladığımız zaman bakın My User 1'in bütün attribütleri geliyor. İşte telefon numarası, üye olduğu gruplar veya başka neler tanımladıysanız. Dolayısıyla Authoritative Restore'dan sonra yapmış olduğumuz, geri getirdiğimiz obje artık son obje oluyor, son bilgi oluyor. Ve o objeyi diğer partnerlara da replike etmiş oluyor ki replike ettiğini bakın Additional DC'den geri döndük biz. DC'ye gittiğimde replikasyon sonrasında artık bizim MyUser 1'imizin burada da geldiğini bütün replikasyon trafiği sonrasında birlikte görmüş oluyoruz. Dolayısıyla Authoritative Restore'la Active Directory'de objeler nasıl getirilir beraber görmüş olduk. Eğer bir OU ve altındaki tüm objeleri getirmek isteseydik de Restore Subtree'yi kullanacaktık. Yani komutları zaten gösterdim. Şimdi de sizlerle Recycle Bin özelliğini beraber görelim. Bunun için bu işlemi de DC'den yapacağım. Domain Controller'ın üzerinde öncelikle Active Directory Administrative Center konsolunu açacağız. Yeni nesil Active Directory yönetim konsolumuz. Hemen Tools'tan Active Directory Administrative Center'ı açıyoruz. Şimdi Recycle Bin'i kullanabilmek için bizim birinci kritik noktamız Forest Level'ımızın minimum 2008 arayı ve üzerinde olması. Dolayısıyla öncelikle bunu kontrol edeceğiz. Evet. Bakın TreeView'e geçtiğimiz zaman hemen domainime tıkladığımda sağ tarafta dikkat ederseniz domainimizin üzerinde sağ tuşa bastığımızda properties'den de görebiliriz. Şu anda domainimizin forest level'ı Windows Server 2012 R2, yani dolayısıyla 2008 R2'yi sağlıyor durumdayız. Eğer bu level'da olmasaydık sağ tarafta domaini seçtikten sonra raise forest functional level vardı. Direkt buna tıklayıp forest level'ı yükseltebiliyoruz. Zaten şu an en yüksek seviyede minimum 2008 R2 olması gerekiyor. Bunu yükselttikten sonra da sağ tarafta Enable Recycle Bin diye bir link var bakın. Bunun üzerine tıklayarak da Recycle Bin'i aktif hale getiriyoruz. Bende şu anda aktif olduğu için pasif geliyor. Çünkü aktif ettikten sonra bir daha deaktif edemezsiniz. Recycle Bin'deki en önemli özelliklerden bir tanesi bu. Yani ben Recycle Bin'i etkinleştirdikten sonra bir daha devre dışı bırakamam. Bunu da burada ifade etmiş olalım. Şimdi örneğin benim bir tane user'ım var. Biraz önce üzerinde çalıştığımız şeyi kullanalım. MyUser 1'i. Bakın MyUser 1'in özelliklerine çift tıkladığımız zaman yeni konsolumuzda telefon numarası var. Örneğin buraya birkaç şey daha ekleyelim. City İstanbul diyelim. Job title'ımız örneğin CIO diyelim. Varsayalım ki Department IT, şirketi de Call System. Ve bu kullanıcımızın üye olduğu gruplar var. Member of kısmından da buna bakalım. Domain Users, My Group var. Hatta bir de buraya Remote Desktop Users'ı ekleyelim. Kullanıcımız bu gruplara da üye olsun. OK diyorum şu anki haliyle. Herhangi bir anda gittik. Kazara ya da bilerek bu objeyi sildiğimizi varsayalım. Yani sağ tuşa basıp delete ettim. Yes dediğimiz zaman hiç problem yok. Endişelenmenize gerek yok. Neden endişelenmemize gerek yok? Çünkü Recycle Bin aktif. Recycle Bin aktif ettildikten sonra Active Directory'nin içerisinde Deleted Objects diye bir kap oluşuyor. Bu kabın içerisinde işte silinen objeler var. Bakın bizim MyUser 1 buraya geldi. Ne zaman silinmiş? When Deleted'in üzerinde görüyorsunuz. Saat 22.01'de silinmiş. Bu user'ı ben 180 gün içerisinde geri getirebilirim. Bu 180 gün değerini nereden görüyoruz dedik. Normalde
Herhangi bir objenin üzerine çift tıkladığımız zaman, şöyle göstereyim, var olan bir objenin üzerinden göstereyim ben size bunu. My user 2'ye mesela çift tıkladınız. Extensionlarda attribute editörün içerisinde, attribute editörün içerisinde deleted object lifetime diye bir, pardon özür diliyorum, tombstone lifetime dediğimiz bir süremiz var. Bunlar tabi default süreler, 180 gün olan, tombstone olan ya da deleted olan objenin üzerinde. Şöyle şuradan biz AxisEdit'in içerisinden genel olarak bu ayarları size göstermiş olayım. Sizin objenin üzerinden de göstereceğim ama AxisEdit'ten öncelikle bir görelim. AxisEdit'in içerisinde öncelikle sağ tuşa basıp Connect'ten Configuration Partition'ı açıyorum. OK diyorum. Bunun içerisinde Configuration'ın içerisinde arkadaşlar servislerin içerisinde Windows NT'nin içerisinde Directory servisinin üzerinde sağ tuşa basıp Properties'e geldiğimizde bakın hemen MSDS Deleted Object Lifetime var. Not Set olarak ayarlı. Bu 180 güne tekabül ediyor. Yani Not Set ise eğer default'ta 180 gündür bu. Bir de Tombstone Lifetime var. Bu da şu an 180 görüyorsunuz zaten. Dolayısıyla bu değerler default olan. Öncelikle şu MSDS Deleted Object Lifetime'ı işletiyoruz. Yani 180 gün. Bu 180 gün içerisinde objeyi kurtarırsanız attribütleriyle beraber geliyor tamamen. Yani silmeden önceki haliyle. İstersen tabii ben bunu 180 gün değil de buradan edit deyip istediğiniz bir değeri de ayarlayabilirsiniz. Bu süre sonunda bir de Tombstone Lifetime süresi kadar daha obje database'e tutuluyor. Ama bu süre içerisinde yani ikinci 180 günde geri getirirseniz reanimation yöntemiyle geri getirmeyle aynı yola çıkıyor aslında. Dolayısıyla bu anlamda 360 gün geçtikten sonra obje tamamen silinmiş oluyor. Şimdi ben bu objeyi geri getireceğim. Active Directory Administrative Center konsoluma tekrar geri döndüm. Bakın objemizi sağ tuşa bastığımızda restore edeceğiz. Nerede? Tabii deleted objects'in içindeki silineni sağ tuşa basıp restore'la eski orijinal yerine geri getirebilirsiniz. Restore to ile de alternatif başka bir yere geri getirebilirsiniz. Restore to dediğinizde zaten nereye geri getirmek istiyorsanız seçebiliyorsunuz buradaki listeden. Ben restore'u kullanacağım direkt. Restore dediğimde bakın şu anda objemiz geri geldi. Nereye geri geldi? Eski yeri olan test olusunun içerisinde. Üzerine çift tıkladığımız zaman bakın arkadaşlar bütün attribütler aynen geldi. Telefon numarası, şehir bilgisi, job title, department, manager artı üye olduğu gruplara bakıyoruz. Bakın grup üyelikleriyle falan beraber geri getirmiş olduk. Yani 180 gün içerisinde ben bu objeyi hiç herhangi bir authoritative restore falan gerek kalmadan delete the objects kabından kurtarabiliyorum. Recover edebiliyorum. Gerçekten önemli feature'lardan bir tanesi. Peki recycle bin olayı bu şekilde. Hemen Active Directory snapshot'ı göstermek istiyorum size. Şimdi normalde şu anda benim Active Directory'min yapısını görüyorsunuz. Biraz daha alışmış olduğumuz arayüz olan user send, computer send göstereceğim. Herhangi bir anda Active Directory veri tabanının bir snapshot'ını alalım. Snapshot alma işlemini komut satırından gerçekleştiriyoruz. Run as administrator'la yine açtıktan sonra arkadaşlar gene ntds util'de komut satırına giriyoruz. Öncelikle activate instance ntds diyerek ntds instance'ını aktif hale getiriyorum. Snapshot promptuna geçiyoruz. Yine help'le yardım alabilirsiniz zaten. List all dediğimizde tüm snapshot'ları listeliyor. Herhangi bir snapshot şu ana kadar almadığımız için no snapshot found mesajını karşılaşıyorsunuz. Hemen buradan bir tane snapshot almak için create diyoruz ve bir tane snapshot alıyor şu anda. Bu snapshot'ı aldıktan sonra evet şu an birinci snapshot'ımızı aldı. Mesela gideyim arka tarafta Active Directory'den birkaç bir objeyi silelim. Örneğin demo isimli user'ı sildik. Delete ettim. Demo şu anda yok artık. Tekrar
bir snapshot daha alacağım. Bir create daha dediğimizde yeni bir snapshot daha almış olduk. Tabii diyeceksiniz ki hep elle gelip bunu bu şekilde mi yapmak lazım? Tabii ki hayır. Birazdan bunu schedule etme yöntemini de göstereceğim. Evet, şu anda bunu da almış olduk. Bir list all dediğimizde iki tane snapshot'ımız var bakın. Şu bizim ilk almış olduğumuz 22.06'daki, şu da son aldığımız 22.07'deki snapshot'ımız. Dolayısıyla elimde iki tane snapshot var. Şimdi ne işe yarayacak bunlar diye sorarsanız, quit'lerle buradan çıktığımızı farz ediyoruz. Baktık ki Active Directory'de demo user'ımız silinmiş. Ama bu demo user'ının ne zaman silindiği konusunda tam bir bilgiye sahip değiliz. İşte burada demo user'ının silindiğini gördükten sonra yapacağımız olay ne zaman silindiğini ya da tabii recycle bin aktifse zaten çok bir esprisi yok bu işin. Recycle bin'i açar, delete objects kabını açarsınız, geri getirirsiniz ama delete objects kabı recycle bin aktif değilse işte orada gene authoritative restore yöntemine başvurmanız lazım. Authoritative restore içinde hangi tarihteki backup'ı döneceğimizi alınmış snapshot'ların içine açarak bakabiliyoruz. Nasıl yapıyoruz bu işi? Şöyle yapıyoruz. Gene komut satırından öncelikle ntds util komut promptuna geçiyoruz. Ntds util activate instance'la ntds instance'ımı aktif hale getiriyorum. Hemen snapshot'ların bir listesini alıyoruz. Snapshot promptuna geçip list all diyorum. Şimdi son aldığım snapshot bu. Bir önceki snapshot'ın ID'sini 1 ya da 2 numara bir önceki snapshot'ı temsil ediyor. Mount komutuyla help derseniz gözükecek zaten bize. Öncelikle snapshot'ı bir volume mount edeceğiz. Mount 1 diyorum. Şu anda bakın snapshot'ımız C'nin içerisinde şöyle bir dizine mount edilmiş durumda. Yani aslında nerede? Benim diskimin içerisinde C'nin altında şöyle bir drive geldi. Bakın bunun içerisinde bizim Windows'umuzun altında arkadaşlar, Windows klasörünün içerisinde NTDS klasörünün içerisindeki NTDS lit dosyasını görüyorsunuz. İşte bu database'in içerisinde 22.06'daki bakın kopya. Şu an DC'mizin saati 22.09. Dolayısıyla bu snapshot'ın içini açıp obje var mı yok mu göstermek istiyorum. Bunu açmak için de bir komut satırı daha açıyoruz. Command prompt. Bunu yalnız cmd shell olarak açmanız gerekiyor. Önemli bu. dsa main.exe diye bir tool'umuz var. Bu tool'la hemen dbpath olarak bu c'nin altında gelen folder'ı göstereceğiz. ntds'in altında ntds.dit. Geçici bir LDAP portu göstereceğiz. LDAP port örneğin kullanılmayan 10.389 port. Yani bu DIT'i kullanılmayan bir porttan bağladım şimdi sunucuma. Enter diyorum. Evet. Şu anda bağladık. Hemen şunu yapıyoruz. Arka tarafta gidiyoruz. Bu ekranda bu beklerken directory startup complete dedi. Bakın dikkat ederseniz. Örneğin Active Directory UserSend Computers aracını kullanarak UserSend Computers and Change Domain Controller deyip şuraya directory server olarak MST DC01 olan lokal makineye, localhost da yazabilirsiniz. 2 nokta üst üste 10.389 portundan LDAP'a bağlan diyorum. OK'ye bastığımızda bakın şu anda snapshot'ın içini açıyor bana. Snapshot'ın içindeki NTDS geldi. Bakın testin altındaki demoyu görüyoruz. Yani dolayısıyla ben şimdi artık bu demoyu CSVD ya da LDFD gibi tool'larla export edebilirim. Ya da şunu biliyoruz artık. Bu tarihte demo isimli user varmış. Dolayısıyla bu tarihteki backup'ı restore ettiğiniz zaman artık bu kullanıcıyı ne yapmış oluyorsunuz?
geri getirmiş oluyorsunuz. Bakın hiç DC'de mevcut aktif direktör servisini ya da uygulamasını hiç stop etmedik. Bir DSRM açılışı yapmadık. Direkt hangi tarihte objenin olduğunu Snapchat'tan görmüş olduk. Kapatıyorum bu ekranı artık. İşimiz bittikten sonra şunu da kontrol break ile durduruyorsunuz. Tabii arka tarafta şey açık kaldı, dizin. Bu dizini de tamamen kapatmak lazım. Yani C'nin içerisindeki şu snap dizinin gizlenmesi gerekiyor. Bunun için de gene NTDS util komut satırına geçip biraz önce mount ettiğimizi unmount edeceğiz bu sefer. Bunun için list mounted dediğiniz zaman mount edilenleri listeliyor. Unmount 1 diyerek mount'u kaldırdık. Quick'lerle çıkıyoruz. Şimdi C'nin altına geldiğimizde bakın o folder'ın gittiğini göreceğiz. Sağ tuşa basıp bir refresh yapıyorum. O folder gizlenmiş oldu. Yani böylelikle Active Directory Snapshot'la aslında lokalde NTDS ditlerin bir kopyasını offline olarak tutmuş oluyorsunuz. Eski Snapshot'ın içini açıp silinen ya da zarar gören objenin o tarihte olup olmadığını, özelliklerine bakıp ilgili backup'ı, o tarihteki backup'ı tespit edebiliyorsunuz dönmek için. Ya da export yöntemini gene burada kullanıp o objeyi export edip mevcut Active Directory'ye de import edebilirsiniz. Bu da Active Directory'nin snapshot özelliği. Bunu da belirtmiş olalım. Bu uygulamalardan sonra şimdi tekrar ben sunum kısmıma geçeceğim ve kalan birkaç noktayı da anlatıp artık vaktimiz de çok ilerledi tabii. Evet, Active Directory'de bir diğer önemli özelliğimiz de Virtual Machine Snapshot, yani VM'lerin snapshot'tan geri dönülmesi. Bu özellikle sanaldaki DC'ler için geçerli bir özellik. Windows 2012 ile gelen bir yetenek bu aslında. Eski versiyonlarda siz sanaldaki DC'yi normal bir sunucu gibi restore ettiğiniz zaman otomatik olarak Active Directory replikasyonu bozuluyordu ve arka tarafta USN rollback gibi senaryolarla karşılaşabiliyordunuz objeler tarafında. Artık 2012 ve sonrasında gelen yeni bir teknoloji var. Bizim VM Gen ID dediğimiz VM Generation ID sayesinde, yani MSDS Generation ID isimli bir attribute sayesinde domain controller'ların snapshot'tan geri dönülüp dönülmediğini sanal platform algılayarak Active Directory replikasyonunu bozmadan replication partnerlarla o DC'nin replikasyon mimarisine dahil olmasını sağlayabiliyor. Bu 2012'de gelen bir feature. Öncesinde böyle bir destek yok. Yani 2003, 2008 ya da 2008 arayışlar üzerinde sanaldaki Active Directory DC'lerde VM snapshot'ını uygulamayın arkadaşlar. Uygularsanız eğer bu DC'de USN rollback gibi hatalarla ya da senaryolarla karşı karşıya kalırsınız ki bu da snapshot'tan dönülen DC'nin üzerindeki objelerin inconsistency'sini, yani tutarlılığını bozar ve Active Directory'de replikasyonlarda sorunlar yaşarsınız. 2012 ve sonrasında gerekli olan ya da kullanılabilen bir özellik bu. Bu özellik sayesinde artık rahatlıkla DC'leri de bu VM Generation ID sayesinde virtual DC'lerimizi snapshot'tan geri dönebiliyoruz artık. Bunu da ifade etmiş olalım. Şimdi Active Directory'deki bir diğer önemli nokta, tüm forest ya da domain çöktü, geri getireceksiniz. Nasıl bir yöntem kullanacağız? Bunu da hemen ifade edelim. Örneğin tek bir DC çöktüyse eğer buradaki yöntem Active Directory'den o DC'yi temizleyip yeni bir server kurup aynı isimle ve aynı IP ile DC promo yapıp arkasından da replikasyonla mevcut DC'den zaten Active Directory bilgilerini almış olacak. Ya da ikinci yöntem, yeni bir DC kurup bunun üzerine System State Backup'ı dönmek. Genelde biz birinci özellikle tercih ediyoruz. Çünkü zaten mevcuttaki domain controller'ların üzerinde Active Directory bilgileri var. Eğer bir DC tamamen göçtüyse, ayağa kaldıramıyorsanız sıfırdan bunu kurup additional DC olarak aynı isimle, aynı IP ile DC promo yaptıktan sonra, tabi önce o DC ile ilgili eski kalıntıları temizlemek lazım Active Directory'den. Buna biz metadata cleanup diyoruz.
sonrasında DC Promo ile mevcut yapıya dahil ettiğinizde zaten tekrar replikasyonla bilgileri almış olacaktır. Tüm domain çökerse ne olur? Bu durumda da yani domain artık hiçbir şekilde ayağa kaldıramıyorsunuz ama elinizde şey var, sistem state backuplarınız var. O domain ile ilgili hiçbir domain controller ayağa kalkmıyor. Bu durumda göçen ya da çöken domaine ait olan geride kalan tüm DC'leri remove ediyoruz. Kapatıyoruz ya da ayağa kaldıramadığımız bir yapı. Active Directory ve DNS'ten kalıntıları temizledikten sonra NTDS util aracını kullanarak yeni bir server kurup bu server'ın üzerine System State Backup'ı dönüyorsunuz. Artık o domaini geri getirmiş oluyoruz. Sonrasında da additional DC'leri bildiğimiz klasik yöntemle mevcut domaine katıyorsunuz. Böylece domaini kurtarmış oluyoruz. Forest aynı şekilde olursa ne olur? Böyle bir durumda da öncelikle Forest'ın root domain controller'ını yani Schema Master ve Domain Naming Master rollerine sahip olan root DC'yi yeniden kurup System State Backup'ını dönüyorsunuz. Artık root DC'yi ayağa kaldırdık. Arkasında her zaman önce root'tan başlanır. Bu çok önemli. Sonra child domain ya da diğer tree'ler devam eder. Arkasından root'u artık geri getirdik. Her domain'in bir tane DC'sini restore edip o DC üzerinden de diğer DC'lere ait artık ayağa kalkmayan eski DC'lere ait kalıntıları temizleyip arkasından da o DC'leri yeniden kurarak mevcut yapıya DC promo ile katıp Active Directory Forest'ını tekrar ayağa kaldırabilirsiniz. Yani önce root'un ilk DC'sini System State'den döndük, ayağa kaldırdık. Arkasından child'lardan ya da diğer tree'lerden bir tane DC'yi ayağa kaldırıyorsunuz. Diğer çökenlere ait kalıntıları temizliyoruz. Ondan sonra o göçmüş olan DC'leri normal Windows 2012 R2 olarak kurup bildiğimiz DC Promo ile Additional DC olarak domainlere dahil ediyorsunuz. Bu şekilde de Forest'ı kurtarmış oluyoruz. Bu da Forest Recovery için bir yöntemimiz. Active Directory'deki recovery tarafında bir diğer önemli nokta FISMO rollerinin recovery'si. Yani FISMO rol dediğimiz işte domain'de Forest seviyesinde iki tane rolümüz var biliyorsunuz. Schema Master ve Domain Naming Master. Birisi şemanın yönetimini yapıyor. Bir diğeri de Forest içerisindeki domain hiyerarşisini ve domain namespace'lerin yönetimini yapıyor. Yani yeni bir domain ekleyeceğinizde ekleyip ekleyemeyeceğinizi, o isimde bir domain olup olmadığını Domain Naming Master makinesi yönetiyor. Her Forest'ta bu role sahip bir DC olabilir. Yani bir tane Schema Master, bir tane Domain Naming Master olabilir. Bunlardan iki tane olamaz. Öncelikle bunu tekrar ifade edelim. Domain seviyesinde de domain çapında da 3 tane FISMO rolümüz var. PD Simulator, RIP Master, Infrastructure Master. Biliyorsunuz PD Simulator bir time senkronizasyonundan sorumlu o domain içerisinde. Kullanıcıların password senkronizasyonlarını, password değişimlerini gene PD Simulator yapıyor. Account lockout süreçlerini PD Simulator üzerinden işletiyoruz. Bunlar PD Simulator'ın en önemli görevleri. Diğer rolümüz RIP Master. Bu da Active Directory'de bulunan DC'ler üzerinde oluşturulan objelere SID ataması için RID havuzlarını tutan, yöneten ve dağıtan rolümüz RID Master. Bir de Infrastructure Master var. Bu da özellikle trust kurduğunuz domainlerle domainlerdeki bir objenin kullanıcısı ya da grubu sizin domaininizdeki bir gruba üye ise bu cross domain yapılarındaki obje güncellemelerini ya da update'lerinden sorumlu olan rolümüz de Infrastructure Master. Dolayısıyla her domain'de de bunlardan bir tane olabilir. Yani bir tane PD Simulator, bir tane RID Master, bir tane Infrastructure Master. Bu FISMO rolleri herhangi bir anda FISMO rolüne sahip DC'miz çökerse, göçerse ne yapacağız? Bu önemli kritik noktalardan bir tanesi. Böyle bir durumda uygulayacağımız yöntem ya recovery yöntemi ya sizing yöntemi. Şimdi sizing en son uygulanacak olan yöntemdir. Öncelikle onu söyleyelim. Yani rolün sahip olan DC'yi ayağa kaldırabiliyorsanız önce recovery yöntemini uygulamak lazım. Yani system state'i dönüp DC ayağa kalktıysa o rolün de ayağa kalktığını gördüyseniz başka bir şey yapmaya gerek yok. Ama artık DC'yi hiçbir şekilde ayağa kaldıramıyorsanız o zaman sizing dediğimiz yöntemle o rolü
başka bir DC üzerine kendiniz assign ediyorsunuz. Yani aslında role bir anlamda el koyuyoruz. Diyoruz ki artık DC 2 bu rolün sahibi sensin. Fakat bunu dedikten sonra artık eğer siz rolün sahibi olan eski DC'yi bir daha açarsanız ortam bozulur. Onun için sizing yöntemini uyguladığınız andan itibaren eski DC'yi kesinlikle açmamanız gerekiyor. Sıfırdan onu kurup Windows'unu additional DC olarak yapıya katıp ondan sonra transfer yöntemiyle rolü kendi üzerine alabilirsiniz. Dolayısıyla burada sizing bizim en son uygulayacağımız yöntem. Bunu da burada ifade etmiş olalım. Hemen bunda uygulamasını göstereyim hızlı bir şekilde. Normalde Active Directory'de User Sen Computers konsoluna girdiğimiz zaman rollerin sahibi olan, en azından domain bazındaki rollerin sahibi olan DC'mizi görüyoruz. Bakın sağ tuş Operations Master'dan Read Master kim? DC01, PD Simulator, Infrastructure Master. Bunları tabi konu satırından da görebiliriz. Command Prompt'a geçtiğimiz zaman Command Prompt'ta bizim hemen şöyle gösterelim. Netdom query fizmo komutuyla bu flexible single master operations rollerini görebilirsiniz. Schema master kim, domain name master kim, PDC read master kim, bunları görebiliriz. Normalde düzgün bir şekilde sistem çalışıyorken ben bu rollerden bir tanesini başka bir DC'ye atamak istersem transfer yöntemini kullanabilirim. Burada grafiksel araçların yanında konu satırından Entity Utility kullanabilirsiniz gene. Roles promptuna geçtiğimizde connections'tan örneğin connect to server deyip ben ikinci DC'me bağlanacağım. MST DC 02 diyelim, varsayalım ki şu anda bağlandık. Tekrar help dediğimiz zaman bakın burada transfer komutları var. Transfer komutlarıyla legal bir şekilde ben istediğim bir rolü DC02'ye bağlandığım için artık ona transfer edebileceğim. Biz buna transfer yöntemi diyoruz. Burada herhangi bir problem yok zaten. Ben planlı bir şekilde her iki tarafında izniyle ya da o anda online bir şekilde çalıştığı durumda bir rolü alıp başka bir DC'ye transfer ediyoruz. Örneğin transfer infrastructure master deyip infrastructure master'ı DC2'ye transfer ediyorum. Bir boşluk bırakacağız şurada. Enter dediğimde, yes dediğimde artık şu an transfer ettik bakın. Burada herhangi bir sorun yok zaten. Böyle bir durumda ben tekrar ntdsutil netdom query fizmo ile baktığımda bakın netdom query fizmo ile baktığımızda artık infrastructure master'ın DC2'de olduğunu göreceğiz. Şu anda görüyorsunuz DC2'yi aktarmış olduk. Bu standart. İki tarafta online çalışıyor. Planlı bir şekilde geçiş yapıyorsunuz siz. Sizing yöntemi ise artık mesela DC2 ayağa kalkmadı. Infrastructure master'ın sahibi olduğu DC2. DC2'nin infrastructure master rolünü DC1'e kendiniz atayacaksınız. İşte orada kullanacağımız yöntem de bizim sizing yöntemleri. Dolayısıyla sizing aslında role el koymak, gasp etmek anlamına geliyor esasında. Dolayısıyla sizing yaptığınız zaman rolün sahibi olan eski DC'yi bir daha açmamanız gerekiyor. Açarsanız aynı role sahip iki DC domainde olamaz hiçbir zaman. Otomatik olarak ikisi de domainde servis dışı kalır. Onun için sizing hiçbir şekilde rolün eski sahibini ayağa kaldıramadığımız durumda uygulayabileceğimiz bir yöntem. Şu anda ben tabii mevcut yapımı bozmamak için sizing yöntemini uygulamıyorum. Tekrar transferle şeye alacağım. DC1'in üzerine alacağım bu rolü. Bunun için öncelikle connections deyip connect to server deyip MST DC01'e bağlanıyorum. Sonra transfer komutuyla tekrar DC1'e bunu geri alıyorum. İşimi bitirdikten sonra quit'lerle çıkıyoruz. Netdom query fizmo dediğimde artık bakın DC1'e geri geldiğini görüyorsunuz. Transfer yöntemiyle bu işlemi tekrar geri almış olduk. Dolayısıyla Active Directory'de fizmo rollerinin de recovery'si önemli süreçlerden bir tanesi. Tekrar ben sunuma geçtim.
CSVol recovery'si önemli burada. Active Directory içerisindeki DC'lerin birbirleri arasındaki replikasyonu ve script'lerin aynı zamanda GPO'ların client'lara uygulanmasından sorumlu olan klasörümüz SysVol dizinin üzerinden gerçekleşiyor. Dolayısıyla SysVol dizini zarar gördüğü durumda zaten siz Authoritative Restore yaparsanız SysVol'u da getirmiş oluyorsunuz. Böylece System State Backup'ı ben Authoritative Restore'la geri yüklediğimde aslında SysVol'u da geri getirmiş oluyorum bu anlamda. Tabii tüm System State'i dönmek yerine sadece SysVol'u tekrar zarar gördüyse kurtarmak istiyorsanız bu durumda da Registry'den barflex dediğimiz burflex key'nin değerleriyle oynayarak da bunu geri kurtarabilirsiniz. Yani SysVol ve NetLogon paylaşımlarını bu şekilde ayağa kaldırabiliyoruz. Bunların çok detayına girmeyeceğim çünkü saatimiz de bayağı ilerledi. Bu konularda yardıma ihtiyacınız olursa ya da detaylı bilgiye sizlere mail atarsanız eğer yardımcı olmaktan büyük keyif duyacağız. Evet. Tek tek isterseniz SysVol'un içindeki grup policy'leri de grup policy management konsolu kullanarak export import yöntemiyle ya da backup yöntemiyle yedekleyebiliyoruz. Bunu da tekrar söylemiş olalım. Demolarımızı da yaptık. Evet. Sunumumuzun sonuna geldik artık. Varsa birkaç sorunuz, sorularınızı yanıtlayıp sunumumuzu sonlandırmış olacağım arkadaşlar. Evet. Varsa sorularınız, bir iki dakika bekliyorum. Aralarda zaten diğer arkadaşlarımızın sorularını yanıtlamıştık. Varsa yeni sorularınız, bunları da yanıtlayıp sunumu sonlandırıyor olacağız. Umarım sizler için de son derece faydalı bir oturum olmuştur. Evet, bir arkadaşımız yeni açabildim dersi nasıl izleyebilirim diyor. Oturumumuzun video kaydını aldık. Önümüzdeki haftalarda Microsoft Virtual Academy sayfasından takip edebilirsiniz. Burada tamamını yayınlıyor olacağız. Evet, teşekkür mesajlarımız var. Caner arkadaşımız çok faydalı olduğuyla ilgili teşekkürlerini iletiyor. Biz de sizlerin bu saate kadar katılımınızdan dolayı arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Evet, varsa son bir dakikamız, sorularınız varsa arkadaşlar alıp arkasından tamamlamış olacağız. Evet, Ahmet arkadaşımız son derece faydalı bir sunum olduğu ile ilgili bilgilerini paylaşmış. Katılımınız için tekrar teşekkürler. Yani önümüzdeki haftalarda farklı konularda da yine sunumlar, en azından ben devam ediyor olacağım. Diğer arkadaşlarım da farklı konularda sunumları var. Mutlaka kaçırmamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde uygulamalı bir sunum yapacak mısınız diye Murat arkadaşımız sormuş. Benim bütün sunumlarım uygulamalı arkadaşlar. Bundan sonraki haftalarda da Azure Active Directory tarafıyla alakalı veya Active Directory ile ilgili genel anlamda tamamen hands-on lab'larla, yani şu an gördüğünüz gibi uygulamalı bir şekilde sunumlarımızı gerçekleştiriyor olacağız. Evet, Hasan arkadaşımız, hocam mükemmelsiniz. Microsoft platformları sistem admin olarak sizi dinlemek büyük bir keyifti demiş. Katılımınızdan dolayı ben de teşekkür ediyorum dostum. Görüşmek üzere. Evet, zannediyorum teknik olarak sorularımız yok. Şu an sunumda görmüş olduğunuz mail adreslerimizden ya da özellikle Çözüm Park Community'nin forum sayfalarından da sorularınızı yönelterek sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Sorularınızı yöneltirseniz eğer. Evet, sunumumuzu sonlandıralım. Microsoft Türkiye organizasyonunda gerçekleştirdiğimiz Virtual Academy seminerlerinde bu akşamki konumuz Windows Server 2012 ve R2 ile Active Directory Disaster Recovery senaryolarıydı. Yani felaketten kurtarma senaryoları. Bir dahaki web seminerimizde buluşana kadar
Esen kalın diyoruz. Herkese iyi geceler.